çok çabuk geçer o günler şeyler. Boşanıp sonra aşk değil laftır diyen güler karşında. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili seyirciler, ATV ekranlarından, Esra Eroğlu programından sevgi ve saygılar sizin olsun. Hepinizi yürekten kucaklıyoruz. Stüdyodaki kıymetli konuklarım hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. İki bacılar mı? Kardeş miyiz? Kardeşsiniz değil mi? Nereden geliyorsunuz? Kazakistan'dan. Kazakistan'dan hoş geldiniz. Geldik, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep izliyor musunuz Kazakistan'da? Oo, yıllarca izliyorum sizi. Özel sizi görmek için Kazakistan'dan geldim. Gelinim, ablam, oğullarımın da oturuyor. Nerede oğullar? Oo, elinizi kaldır ha. Hoş geldin. Beni getirmişsiniz yani. Paşa paşa buraya gelmek zorundalar. Peki Kazakistan'a selam sabah var mı? Ne söyleyeceksiniz buradan? Kazakistan'a, görümcelerime, kızlarıma, gelinlerime hepsine selam yolluyorum. Peki, sevgiler, akrabalarıma. Sevgiler, selamlar olsun. Bugün konuklarımız var. Silivri'den gelen seyircilerimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle değerli kıymetli belediye başkanımız Volkan Yılmaz'ın sevgi ve selamlarını getirdik. Ben de başkanıma sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Silivrili hanımlar bugün buradalar. Evet. Hoş geldiniz, iyi seyirler. Hoş bulduk. Esra Hanım. Buyurun. Ben ekip lideri, Katibe Mutlu. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ve seni canlı canlı görmekten çok mutluyum. Seni böyle gördüm, daha mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çiçeklerinizi de çok tatlısın. Alıyorum. Sağ olun, var olun valla. Kazakistan'a da sevgiler, selamlar. Roza konuşacak mısın? Konuşmayacak mısın? Türkmenistan'a bir el salla annenlere canım şurada. Benim. Bak şuraya salla. Bir el salla Türkmenistan'a. Çok, onları biraz sonra alsam, şimdi taşıyamam falan bir şey olur. Çok teşekkür ediyorum güzel çiçekleriniz için. Sevgili seyirciler, ilk konuğum Ayça Bostankulu ve annesi Sevim Çalışkan bizimle beraber olacak. Stüdyoya davet ediyoruz. Bir kadın hikayesiyle... Ay kopartamadım da. Bir dakika. Ne oldu Emrah? Şey gibisin ha, servis çekenler gibisin. Kulaklı interkomu takmış, servis çekiyor ama sürekli. İlk yolcu bindi gibi. Arka tarafta başka bir şey var. Kamera arkasında başka bir hareketlilik var. Ayça, eşim tarafından ihanete uğruyorum. Mağdur ediliyorum. Çocuklarımla sınanıyorum diyor. Annesiyle beraber burada buyursunlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler Esra Hanım. Diğer tarafa geçebilirsiniz Sevim Hanım. Antalya'dan geliyor programa. Evet Ayça. Antalya. Siz mi başvuruda bulundunuz? Evet, ben başvuruda bulundum Esra Hanım. İşlerin içinden çıkamayınca en güzeli bize Esra Hanım çözer dedim. O işin içinden çıkamadığınız durum nasıl bir hal aldı? Ne yaşıyorsunuz bir kadın olarak? Bir kadın olarak. Ben eşimle çok severek evlendim. Hı hı. 10 senelik evliyiz. 2 tane çocuğumuz var. Kaç yaşındalar? Çocuğum 1-1,5 yaşında. 1-8 yaşında. Antalya'ya taşındık. Bir iş kurduk. Tabii ki problemlerimiz vardı. Zaten sürekli problemimiz vardı. Çünkü benim eşim sürekli alkol kullanan bir insan. İş kurduk derken ne iş yapıyorsunuz? Gübre fabrikası açtı eşim. Beraber mi kurdunuz işi? Evet. Bir tane de ortağımız vardı. Yani böyle siz aktif olarak çalışıyor muydunuz? Ben de yanına gidip geliyordum sürekli. Yanına gidip gelmek yok, ayrı. Yok, aktif olarak aktif sürekli olarak değil. Değil. Belli ama bir süre aktif olarak gidip geldim ama sürekli değil. Sürekli değil. Aslında iş hayatının bir tarafından evet tutuyor musunuz? Bazen şöyle oluyor, erkekler diyor ki ben iş hayatını yöneteyim, sen evde çocukları en iyi şekilde şey yetiştir, topluma hazırla. Evet, evet Esra Hanım. 10 yıldır bu evlilikte bir takım sorunlar var dediniz. Evet, zaten alkolden dolayı bizim sürekli problemlerimiz vardı. Çünkü içince ne yaptığını bilmiyor maalesef. Hmm. Bir tek benimle yaşamıyor içtiği zaman. Herkesle problem yaşıyor. Daha sonra Mart ayında Ayşenur işe girdi. Daha bu olaylarımızın alkolle buraya... Alkolle beraber iddia ettiğiniz, alkolle beraber şiddet var mıydı? Evet, şiddet de vardı. Şiddet de vardı. Evet. 10 yıl boyunca benzer davranışlara maruz kaldınız mı? Evet, maalesef. Kaldınız. Ne oldu da alkol sizi evliliğimi artık bitirmek istemedim. Çünkü benim annem babam da ayrı.
Mücadele vermek istedim her kadın gibi. Hiçbir kadının yuvasını dağıtmak istemez. Ben de dağıtmak istedim. Çünkü ben eşimi cidden çok severek evlendim. Ama şiddet varsa insan kendine olan saygısını kaybediyor ya. Esra Hanım öyle oluyor. Belli bir süre sonra ben kendimden çıktım ve şey dedim yani hani Ayça artık kendine gel. Kendine gel. Kendine sakın gel. Yanlış anlamayın. Şu sebeple de söylüyorum. Şimdi yani eşi, insan hayat arkadaşını seviyor. Bir takım olumsuz davranışlarını görüyor. Evet. Siz bunu kaldırabilirsiniz. Sineye çekebilirsiniz. Bunu görmezden gelebilirsiniz. Ya da aman ne olacak, ertesi gün düzeldi diye bakabilirsiniz. Ama evin içerisinde büyüyen çocuklar için durum aynı şartlarda değil. Maalesef. Sizin ona baktığınız gibi o bakamıyor maalesef. Şiddetin ve bazı bağımlılıkların olduğu evlerde büyüyen çocuklar sanırım gelecek hayatlarında bundan çok fazla etkilenebiliyorlar. Hani orada sadece kendimiz değil sanırım çocuklarımız adına da hareket etmek lazım. Evet. Ne oldu da sevdiğiniz adam alkol kullanıyor, sizi rahatsız eden bir takım davranışları var, onları ötelerken yine de ne olursa olsun ben bu yuvayı ayakta tutmalıyım düşüncesinden Ayça çıktı. Ne yaptı? Mart ayında daha yeni doğum yapmıştım. Geçen sene Ayşenur işe girdi. O sürede ben de kızımla beraber işe gidiyorum. Oğlumu sabah okula bırakıyorum. Saat 2:30'a kadar eşimin yanında işe gidiyorum. Ayşenur bir gün bana dedi ki havalar çok soğuk dedi. Gelmene gerek yok. Sen bence çocuğu üşütürsün ya, işe gelme dedi. Ben tabii neye uğradığımı şaşırdım. Bir sekreter sonuçta ve 20 yaşında bir kız çocuğu. Sonra bana dedi ki ben dedi burada patrolçeyim dedi. Ersin'den sonra benim sözümü geçer dedi. Patrolçeyim ne demek, nereye vardığını bilmiyor. Çıktım gittim ama inanılmaz sinirliyim. Eşimi rezil etmek istemedim iş yerinde. Bir koskoca fabrika sonuçta. Antalya'nın ileri gelen iş adamlarından bir tanesi kendisi. Ama maalesef anneme gittim aradım. Anne dedim böyle böyle, kız kardeşim de yanındaydı. Dedi ki Ayşenur'un çocukluğuna ver, yaşı çok küçük. Bu konuyu Ersin'le konuş, iyi yapmasın sakın iş yerinde bir problem yaratma Ayça diye. Anne daha toparlayıcı ama seni yükleyenleri de sakinleştirici Esra oldu. Esra Hanım tabii ki yani hani ne demek ya ben patrolçeyim ne demek, ben diyemedim bunu. Ben genel müdürün iş yeri sahibinin karısıyken ben patrolçeyim diyemedim. Ortağımızın karısı diyebilmiş mi? Pınar diyebilmiş mi? Pınar'a bir soralım, ben patrolçeyim diyebilmiş mi? Sordunuz mu bunu ortağın evet, eşine? Sordum. Evet sordum. Onun tepkisi ne oldu? İlk başta onların tepkisi de böyle bir şey yok şöyle diye şey yaptılar. Tamam dedim ya, gerçekler ortaya çıkacak, göreceğiz. Ersin akşam eve geldi Esra Hanım. Dedim ki Ersin dedim ben iş yerinin ikinden dedim. Hiç sana gidiyorum demeden gittim. Sen nereye gittin bile demedin. İnsan bir arkadan aramaz mı? Nereye gittin sen yani? Çıkmış gitmişsin yoksun. Dedim ki Ayşenur bana böyle böyle dedi dedim. Tamam dedi sabah dedi ben dedi görüşeceğim dedi. Sabah Ersin işe gitti. Bu konu kapandı bu şekilde. Bekliyorum Ersin arayacak. Saat 8:30'da gider. Ersin aramadı. Saat 11 gibi falandı ben aradım. Ersin dedim Ayşenur'la konuştun dedim. Bu konuyu çok abartıyorsun. Benim işim gücüm var beni rahatsız etme dedi. Ben dedim ki ne demek bu konuyu abartıyorum ya, bu konu nereye gidiyor? Hani sen soracaktın, ben senden haber bekledim ve bu saate kadar beni aramadın. Ersin Bey'le bizim tartışmamız buradan başladı. 3-4 gün sonra beni dedi ki sen bu işi çok fazla uzatacaksın, çocuğu da alıyorsun dedi. Kızla senin bu konuda takıntılı olduğunu anladığım kadarıyla iddia etti. İddia etti. Çok takıntılısın, bak hala konuyu kapatmıyorsun, hala aynı konunun arkasındasın. Evet, evet öyle dedi ve Ayşe'nin... Sizi bu arada sakinleştirecek, rahatlatacak ne bileyim... Ya sen yanlış anlamışsındır, ya bakma çok küçüktür, haddini aşmıştır gibi sizi rahatlatacak, sakinleştirecek bir cümle kurdu. Hayır, mu? Hayır, hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Siz ailenizin... Zaten söylemiş olsaydı biz bu duruma gelmezdik Esra Hanım. Sizi ailenizin yanına mı gönderdi? Beni ailemin yanına gönderdi. Ben ailemin yanına gitmeden önce Ayşenur'un annesini aradım. Nurhan ablayla daha önceden tanışmışlığımız var çünkü. Abla dedim bak böyle böyle, kızım bana böyle böyle dedi dedim. Bana dedi ki tamam dedi, ben dedi kızımı çıkartırım oradan dedi. Madem böyle diyorsun dedi. Benim kızım böyle yapmaz ama dedi. Sen benim kızıma iftira atıyorsun. Tamam abla dedim, al götür o zaman kızını. Madem iftira atıyorum Esra Hanım. Ben diyorum tüm Türkiye'de soruyorum. Madem iftira atmışım, böyle bir şey yapmışım. O zaman Ayşenur neden hala orada? Peki şunu da öğrenmek istiyorum. Senin o cümlesinden rahatsız oldun ama o yani... seni rahatsız eden başka bir şey var mıydı ilerleyen zamanlarda? Beni Mersin ailemin yanına gönderdi. Oğlum 1. sınıfa gidiyordu geçen sene. Kızım daha küçük zaten, 4 aylık. Oğlum benden ayrılmak istemiyordu çünkü çok düşkün bir çocuk. Erkek çocukları anneye düşkün olur biliyorsunuz. Biz Mersin'e gittik. Bu süreçte beni çocuğumla görüştürmedi Esra Hanım.
Sürekli çocuğumu arıyorum. Çocuğumla görüştürmedi. Çocuk evde niye kaldı babayla? Okula gidiyor, birinci sınıfa gidiyor. Ha, sen ailenin yanına var? Kafanı toparla gel dedi bana. Kim var yanında çocuğun? Babaanne. Babası. Ama baba Aynen. işe gidiyor. Baba işe gittiği zaman? Oğlan okula gidiyor. Sabah çocuğu okula bırakıyor 8.30'da. Okey, okuldan alıyor eve Aha. getiriyor. Okuldan alıyor, iş yerine gidiyorlar beraber. Akşam da iş çıkışı. Geliyorlar. Geliyorlar. Çocuğum bir gün böyle telefon açtı. Anne ben çok zor durumdayım dedi. Ama bir anne olarak nasıl yerinizde durabilirsiniz? Oğlum ne diyorsun sen dedim. Anne babam geliyor, telefonu kapatmak zorundayım dedi. Ben duramadım yerimde, anneme dedim. Ben duramıyorum dedim ya. Yani hani şimdi Esra'nın bir şey de diyemiyorsun. Çünkü çocuk orada, çocuk böyle dedi diyemiyorsun. Ersin beni gel al, ben evime gitmek istiyorum dedim. Hayır diyor, sen gelmeyeceksin diyor. Burada işin yok senin diyor. Beni rezil etmek için uğraşıyorsun diyor. Yani ortada aslında spesifik bir problem, net görünen işte beni aldatıyor ya da ben sizi yakaladım gibi bir durum yok. Evet, ama evet. bir sözden dolayı çıkan, sizi annenizin evine kadar gönderen, çocuğunuzla iletişiminizi kesen bir durum var. Evet, evet. Niye bu kadar büyüdüğünüz, siz de kendinize dönüp sorguladınız mı ya, acaba ben mi bir yerde hata yapıyorum, ben mi abartıyorum? Sordum, evet, kendime de sordum o dönemde. Annem de söyledi, hani evet. sakin ol, Ersin bu işi halledecektir diye. Ersin'e diyorum ki konuşmuyor, beni evimden uzaklaştırıyor. Eve gelme, problem yaratmaya çalışıyor. O da çok çalışıyor. Anormal bir durum. Evet, yani evet. bir tane söz ve laftan dolayı ya da aranızda yaşayan bir problemden dolayı aile bu kadar ayrılık noktasına gelir mi? Demek ya da gelmeli varmış. Mi? Gelmez. Bence önceden bir şey varmış. Gelmez. Size saygısızlık yaptığını mı iddia ediyorsunuz? Orası da anlamadım ben Ayşenur Hanım. Yoksa eşinizle ilişkisi olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Nasıl hocam? Ayşenur Hanım'ın iddianız... Size bir eşinizin çalışanı olarak daha saygısızlık yaptığını mı ima ediyorsunuz? Yoksa ben o anda, ya da eşinizle ilişkisi olduğunu mu? Ben o anda yaşının küçüklüğünden dolayı hani patrol çeyim ne demek bilmiyor diye saygısızlık diye düşünmüştüm. Sonraki Açıkçası süreçte, önce bunu düşündüm. Sonraki süreçte Esra Hanım bizi... Ben... Bu çok basit bir problem. Evet. Yani patron gelir, çalışan evet. gelir. Evet, evet, evet. Yani sizin bu tavrınızdan dolayı eşim çok rahatsız oldu. Lütfen bir daha böyle bir üslupta bulunmayın. Sözcüklerimize dikkat edelim demek tüm bir büyük bir krizi çözebilir. Evet, yani bu kadar evet. basit bir şeyi nasıl bu noktaya getirdiklerini konuşacağız şimdi. Sonraki süreçte siz ailenizin yanındasınız. Ben ailemin yanındayım. Bu şekilde olunca annem de telefonu açtı. Ersin dedi hani yani nereye kadar Eray orada tek başına gidecek? Döndünüz mü geri? Kavgayla, problemle geldi Ersin. Almayacaktım seni dedi. Eray'ı da ikna edemedi bu arada. Çünkü annem bir haftalığına gitti dedi. Ben çocuğumu hiç kimseye bırakıp gitmemiştim. Çünkü anneme bile emanet etmezdim. Geldiler, bizi aldılar. Biz Antalya'ya geri döndük. 10 gün, 15 gün sonra ara tatil oldu. Bizi tekrardan gönderdi. Tüm çocuklarla? Tüm çocuklarla gönderdi. Tekrardan evimize geldik. Okul bitti. Okul bittiği gün zaten bana sürekli diyordu. Okul bittiği gün gideceksiniz. Okul bittiği gün gideceksiniz diye. Okul bittiği gün bizi gönderdi Esra Hanım. Eşinizin bu sürekli gideceksiniz cümlesiz ben senden boşanmak istiyorum. Ayça artık ailenin yanına dön. Sen de orada kendine bir düzen kur gibi net bir ifade bulundu mu? Hayır. Böyle bir şey söylemedi. Boşanacağım diye hiçbir şey söylemedi. Senin psikolojik problemlerin var. Tamam dedim. Psikolojik problemlerin varsa eşim olarak dedim bana yardım et. Hadi beraber doktora gidelim dedim. Ben deli değilim, sen doktora gideceksin. Tamam ben gideyim. Niye psikolojik problemleriniz olduğunu iddia ediyor? Hep benzer kıskançlıklardan mı kavga evet. çıkıyordu? Evet. Siz hep takıntı haline mi getiriyordunuz? Hayır, Ersin Bey'in kendi kıskançlıkları vardı. Ben eşimi kıskanan bir insan değilim. Her kadın sevdiği adamı kıskanır. Ama gözümün önüne bir şey sokulması gerekir ki kıskanılır. Ben Ayşenur önce kıskanmadım eşimden. Hayır, yalana hayır. gerek yok. Şimdi mesela bu olayda senin psikolojik problemi var demesi ama artık Ayça senin bu yaptığın beni son noktaya getirdi demek ya. Evet. Bu sebeple mi sana senin psikolojik problemin var diyor? Esra Hanım keşke bir bilsem. Keşke bir bilsem. Peki, sonraki süreçte yani aslında basit bir olaydan başlayan konu sizin çok yakın bir tarihte Kasım 2023 tarihinde pardon Aralık 2023 tarihinde bir boşanma davası açmanıza sebep oluyor. Evet. Olayların süreci ondan sonra nasıl gelişti? Siz ailenize gidiyorsunuz. 15 tatilde de gittiniz anladığım kadarıyla. Ben yazın 3 ay boyunca ailemin yanına gittim geldim. Antalya'ya evime dönmek istedim. Normalde bizi hep kendisi söyledi ama ben dedim ki evimden giderken 3 ay Antalya'da kalın dedi. Ben dedim ki ben başkasının yanında kalamam. 2 tane çocuğum var benim küçük. Daha elimde Sıla o zaman 6-7 aylıktı. Kalmak istemiyorum dedim.
olduğumuz sitemizin ortamı da güzel. Çocuğum da Antalya'da kalmak istiyor. Babasını da seviyordu. Yalana hiç gerek yok. Babası yani sonuçta erkek çocuğu. Olması gereken zaten. Olması gereken o. Gelmek istiyor, gitmek istiyor. Ben havuza gideceğim, şunu denize öğrenmek gideceğim. Istiyorum. Somut tek tek olayları hikaye gibi dinlemek istemiyorum da şunu öğrenmek istiyorum. En son noktada siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki hayır artık bu iş böyle olmaz. Ben bir boşanma davası açıyorum. Ve gidip bir boşanma davası açıyorsunuz. Boşanma davası açmanıza sebep olan olay nedir? Evimde bir iç çamaşırı buldum Esra Hanım. Bana ait olmayan. Odalar, odamda, yatak odamda. Ne Ersin'in kullandığı ne de benim kullandığım dolapta. Ersin'e bunu sordum. Bu kimin dedim. Beni sekreterimle yakaladın dedi. Her şeyi söyle, inkar et dedi. Ben de dedi sana söyleyeyim dedi. Anlamadım. Dedim ki nasıl inkar edecek? İnkar edecekmişim. Beni sekreterimle yakaladın dedi. Bu dedim Ayşenur'a ait dedim. Beni sekreterimle yakaladın. Evet. Beni sekreterim. Bu sizin iddianız? Beni sekreterimle yakaladın dedi. Mesajları var zaten. Beni sekreterimle yakaladın dedi. İnkar et dedi. Böyle bir şey yok diye söyle dedi sen dedi. Kime söyle? Herkese söyleyecekmişim. Çünkü rezil etmişim onu böyle olarak. Yani bu benim rezilliğim olmuş. Siz böyle olmuş yani oluyor. Bir çamaşır yakaladığınızda, bir eşya yakaladığınızda, bunu eşinize sorduğunuzda evet kabul etti mi? Eşim bana ne dedi biliyor musunuz Esra Hanım? Ayşenur'un kıyafetleri eski değil dedi. Ne demek? Ayşenur'un kıyafetleri eski değil dedi. Eski değil ne demek? Bilmiyorum, ben dedim ki sen Ayşenur'un kıyafetlerinin eski olup olmadığını nereden biliyorsun dedim. Üstündeki kıyafetler, dışındaki kıyafetler yeni ya dedi, oradan biliyorum dedi. Yani bu almış olduğun eşya aslında sana ait olabilir. Bu yıpranmış bir eşya. Bu o kıza ait bir eşya değil anlamında söylüyor. Evet. Bunun üzerine boşanma davası açtınız? Bunun üstüne değil. Okulun başladığı gün oğlum okula bırakmaya giderken babası tabletle gidiyor çocuk oynarken. Babanın yanına gidiyor tabletle. Babayla beraber okula gidiyorlar. Tabletle çocuk da, tabletin ses kaydı açık kalıyor. Bundan bizim haberimiz yok. Çocuk bunu nereden biliyor ses kaydı açmayı? Tabletle oynuyor. Okay. Nasıl oldu bilmiyoruz. Eve geldiğinde tekrardan saat 2:30-3 gibi çocuk 2:30'da okuldan çıkıyor. 3'e doğru babası eve getirdi. Tablet kapalıydı. Tablet açtık, uyarı veriyor. Ne uyarısı veriyor diye baktık. Çocuk getirdi çünkü anne siz hiçbir şey yapıyor. Evet, hiçbir şey yapamıyorum dedi. Sonra baktım bir tane ses kaydı var ama 10 saatlik bir ses kaydı. Dinlediğimde ben yani başımdan oğlunuz aşağı. Oğlunuz daha çok babayla mı vakit geçiriyordu? Daha çok babayla mı aktif? Babasıyla da aktif, benimle de aktif. Babasıyla da aktif, çocuğuyla ilgileniyordu daha önce. 10 saatlik ses kaydında ne duydunuz? O 10 saatlik ses kaydında Onur Gülbaşar'la beraber annemin evini kaçıracağını, babamın iş yerini kaçıracağını, 6 senedir çalıştığı, şu anda şirketin hisselerini devrettiği Onur Gülbaşar'la konuşuyor. İki kişiyle yapılmış olan bir görüşme, var. Yani daha biz sonra Ayça ile boşanma noktasındayız, bir boşanma sürecindeyiz. Evet. Bu şirketle ilgili ona herhangi bir mal vermemem konusunda yani gerekli işlemler aslında arka taraftan bir mağduriye, ona bir mağdur etmek için birçok şey konuşulmuş. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsiniz. Şimdi hani çocuk sahibi olan anneler çok daha iyi bilirler. Normalde iPad'lerde o ses kayıt cihazlarının bir ses tuşu vardır. Yani oraya çocuk basmadığı sürece o kaydın olabilmesi mümkün değil. Değil. Yani o ses kaydının da alınıyor olması enteresan değil mi? Evet, enteresan. Hem de 10 saatlik. Hem de evet, hem de 10 saatlik bir ses yani kaydı. Yani uzun bir süreden bahsediyoruz. O ses kaydını dinlemek isteyen insan aslında bir takım somut bir şeye, bir delile ulaşmak istiyor. Eşinizin söz hakkı, cevap hakkı vardır. O ses kaydında sizi boşandıktan sonra mağdur etmenin dışında. Ayşenur'la görüşmesi var Esra Hanım. Ayşenur diyor ki anlaşarak boşan diyor. Benim annem babam da diyor boşandılar diyor. Anlaşarak boşanmak istemediler önce diyor. Çok zorlandılar diyor. Anlaşarak boşan diyor. Ben Ersin Bey ile Ayşenur Hanım dışarıya yemeğe gittiklerinde yakaladım bunları. Döşem altında yaşıyoruz. Antalya'nın döşem altının içerisindeyiz. Oraya bir yere yemeğe gidiyorlar. Ersin Bey önce inkar etti. Sonra bana dedi ki sen neden inkar ettin Ersin dedim. Biz dedi öğle yemeği mi akşam yemeği mi? Akşam yemeğine gidiyorlar beraber. Dedim ki neden inkar ediyorsun Ersin dedim. Bana neden söylemiyorsun? Telefonlara bakmıyor. Önce yalanla başladı zaten. Komşum bize yemek bırakmaya gidiyor. Ben Antalya'dayım diye. Komşum telefonu açtı. Ayça dedi hani neredesin, yemek getirdim size dedi. Abla dedim ben Mersin'deyim ama Ersin evde, sen kapıya şey yapabilirsin, çalabilirsin. Çaldım dedi Ersin dedi, kapıyı açmadı dedi.
Ersin'i aradım, telefona bakmadı. Daha sonra hiç elleme dedi zaten, annem de elleme dedi ama ben tabii ki duramıyorsunuz. Esra nasıl durabilirsiniz ya? Ailenizin yanındasınız, sürekli evinizden uzaklaştırmışsınız. Eşiniz telefona bakmıyor. Niye sizi evden uzaklaştırıyor? Yani mesela şunu yapar. Ya Ayça bitti, ben artık senin bu davranışından yoruldum, anlaşmalı boşanalım. Ne seni ne çocuklarımı mağdur ederim. Senin Mersin ailenin yanına bile gitmene gerek yok. Antalya'da sana bir normal düzen kuralım. Bak çok insani, hani bu evliliği sürdürmeyelim demek varken. Evet. Bu kadar basit bir, basit ama yani tabii ki kolay da bir süreç değil. Böyle bir çözüm varken niye sadece sizi fiziki anlamda bulunduğu şehirden uzaklaştırıyor? Bağlanıp kendine söz hakkı var Esra Hanım. Bağlanmasını istiyorum zaten. Vardır. Ses kaydına dönmek istiyorum. Ses kaydına Ayşenur Hanım'la bir konuşması olduğunu, bunu boşanma davasına delil olarak sundunuz mu? Şöyle bir şey, devamını anlatayım. Ayşenur'a... Çok basit sorularıma cevap verin, anlamaya çalışıyorum. Tamam. O ses kaydına Ayşenur Hanım'la ne bileyim duygusal yakınlaşmanın olduğu bir, ifadelerin olduğu bir iletişim var mı? Var. Var. Var, evet. Yani birbirlerine hitap şekilleri... Mutlu ol sevgilim diyor. Ve ben neye uğradım, şaşırdım çünkü... Ersin'den ben böyle bir şey beklemiyordum. Kim diyor mutlu ol diye? Ayşenur diyor. Peki bu mutlu olsa şimdi insan yakalamak ister, şüphe duyar ya. Ama yakaladığı zaman da kötü olur. Esra Hanım çok kötü oldum. Yani beklemiyordum keşke... çünkü. Ersin'den böyle bir şey beklemiyordum. Evet. Yani tamam şüphelerim vardı, sürekli şey yapıyordum ama hani... Tamam gördüm, ettim bazı şeyleri. Ya ben şüpheleneyim ama sen yapma. Yapma. Hani kulağınla duymak çok kötü bir şey. Evet gördüm, biliyorsun ama hani yani Rabbim kimseye yaşatmasın. Kulağınla duymak cidden çok peki, kötü bir şey. Peki ses kaydını eşinize dinlettiniz mi? Bu nedir diye. Dinletmeye fırsatım olmadı. Eşim diyor ki Ayşenur'a ev boş mu diyor. Hayır yani siz bunların hepsini kulağınla duydunuz. Hı-hı. Sonra eşinize dinlettiniz mi? Hayır, asla eşimi aramadım. Bir tane arkadaşımız, babamın arkadaşı vardı Antalya'da. Abi ben iyi değilim, ne olursun gel dedim. Ne oldu? Anlatacak halim yok dedim. Hı-hı. Benim anlatacak halim yok, benim yanıma geldim. Sağ olsun geldi. Sonra abimiz gittikten sonra Ersin eve geldi. Ben eşyalarını alacak, çocuğun kitaplarını bırakacak diye düşünüyorum. Ersin geldi, eşyalarını toplarken hiç ellemedim. Oğlum tableti götürdüğünü fark etmiş. Anne babam tableti aldı deyince biz kavga etmeye başladık. Tableti vereceksin dedim. Tableti götüreceğim dedi, tablet şirketin dedi. Evet ben bunu... Niye o gün tableti almaya geliyor? Çocuğun çünkü eşyası, siz evdesiniz. Evet. Normal bir rutinde. Eşiniz başka bir yerde mi yaşıyordu? Hayır. O gün evi terk edeceğim dedi. Ben zaten eve gelmeyeceğim dedi bu saatten sonra. Pardon, eşyaları ses kaydını duyduğunuz geldim. Günün sabahı. Hayır, akşamı. Akşamı. Hı-hı. Ben artık evi terk ediyorum. Evet. Niye evi terk ediyormuş? Geçinmek bir istemiyormuş. Bir sebep olmalı bakın. Ya ses kaydını siz dinledikten sonra senin Allah belanı versin. Aramadım Esra Hanım hiçbir Allah'ından şekilde. Allah'ından bul, beter ol, al eşyalarını da kapının önüne atıyorum dersin. Çünkü hani şimdi düşünüyorum ve insani tepki bu. Evet. Ya da öncesinde bir şey olmalı ki artık eşiniz size şunu demeli. Ben bu evden gidiyorum. Eşinizin ben bu evden gidiyorum cümlesi kurmasına sebep olan olay ne? Esra Hanım bağlansın kendi söylesin. Hayır hayatım, ben bilmiyorum, ben sana zaten soruyorum. Bu işlerin. Şimdi normal şartlarda evet. Her gün eve gelen çocuğuyla olan bir adam o gün gelip evet. De... Karar verdim ben artık bugün evde değilim demez. Ama zaten bizi eve getirmedi 3 ay boyunca. Geldiğimiz zaman da sürekli kavga çıkartıp uzaklaştırma aldınız mı? Hayır almadım. Yani herhangi bir uzaklaştırma, eve girmesin sen evde çocuklarınla yaşa diye. Hayır. Bu tablet bir... savcılıkta ya da boşanma davasında delil olarak ses kayıtları sunuldu mu? Yoksa eşinizin elinde mi şu tablet? Şu an savcılıkta. Tablet savcılıkta şu anda. İncelenmedi. Ben bir an önce incelenmesini istiyorum. Siz mi verdiniz, eşiniz mi götürdü? Ekip o gün şöyle oldu olayın devamında. Eşim eve geldi, tablet aldığını ben görmedim zaten, çocuğum söyleyince biz çok kavga etmeye başladık. Bu kadar kavganın arasında yani gözün çocuğun tabletinde olmaz. Evet olmaz. Çünkü tam tersi dersin ki çocuğa sen tableti al git içeride oyna. Heh. Bizim annenin aramızda bir konuşma var, devam edin. Evet evet, tableti alamazsın Ersin dedim. Evet kapıyı açtık. Biz boğuşmaya başladık avukat hanım. Biz boğuştuk ve kafamı mermere vurdu. Anladım. Zaten tableti savcılığa ya da boşanmaya götüren kim? Ekip arkadaşlarımız geldi. Bizim kavgamız çok ilerledi. Apartmana yayıldı. Komşularımız, çocuğum anneme babama mesaj evet. Atıyor evet. Telefondan. Babam annemin kafasını yarıyor, yardım edin diye. Ki o görüntü şu an ekranda blurlu bir şekilde, evet.
Daha sonra ekip arkadaşlarımız geldi. Eşim tableti vermek istemedi. Peki şunu ben öğrenmek istiyorum hayatım. Tablet suç aleti mi? Anır evet. Tabletle sana vurdu. Vurduğu için de tablet vurmadı. Suç polisler tabletin içerisinde bir ses kaydı olduğunu biliyor mu? Biliyorlar. Tamam. Kim söyledi? Ben söyledim. Ekip arkadaşlarımız hayatım, gelince. Hayatım bu senin delilin. Polise kendi delilini sunar mısın? Ben de burada bu benim bakın ben burada ses kaydı aldım der misin? Şöyle bir şey, tableti eşim götürmek istiyor ya Esra Hanım, aldı. Ben diyorum ki tablet benim, eşim diyor ki tablet benim. Tableti vermiyor eşim polislere. O niye tableti almak istiyor? O niye tableti almak istiyor? Kızının tableti, başka tablet var mı evde? Hayır yok. Yok, bir tane oğlunun tableti var. Evet. 7 yaşında. 7 yaşında. Yani çocuğun aslında emzikleri artık, yeni dönem emzikleri ya. Evet. Baba o tableti almak istemesinin sebebi ses kaydından haberdar olması olabilir mi? Evet olabilir. Olabilir. Kesin olabilir ki olabilir. Onun haricinde yoksa bu kadar tantanın içerisinde çocuğa tableti verirsin. Dersin ki git sen çocuğumu içeride uyuş biz kavgamıza ama devam edelim. Ama şu da var, 7 yaşındaki bir çocuğun yanında hem... o tabletin ses kaydı alabilmesi için bu çocuğa ait bir tablet. Birinin evet, sizin basması iddianıza lazım. Göre sizin bu tabletin ses kaydı yapıl bütün konuşmaları oğlunuzun duyması lazım. Babası çocuğun yanında bu kişiyle sevgilisi gibi konuşur mu? Ortağıyla anneye zarar verme yönündeki şeyleri konuşur mu? Şöyle bir şey, sabah çocuk okula giderken tableti gidiyor, çocuk yanında değil. Tablet arabada kalıyor. Anladım. Süre tablet şimdi arabada kalıyor. Onun için diğer konuma geçeceğim. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Sizi uğurluyorum. Buyurun. Teşekkür lütfen. Ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun. Murat Ünalır konusuyla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Enteresan bir baba. Kızlarım Merve ve Emine insanları evlilik vaadiyle dolandırıyor iddiasıyla programdaki yerini alıyor. Bir baba neden kızlarının bugüne kadar yapmış olduğu dolandırıcılık eylemini ihbar eder, ifşa eder, kendisinden öğreneceğiz, buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. İyidir, sizi sormalı. Ortaya oturun lütfen, programa nereden katılıyorsunuz? Adana'dan. Adana'dan. Siz mi aradınız bizi? Evet, ben aradım. Benim kızlarım insanları evlilik vaadiyle dolandırıyor, geziyor, hayatlarını alıyor adamları, paralarını yiyip... Özellikle Emine Ünalır. Şehir şehir geziyor. Eşinden ayrılır 4-5 sene oldu. Özellikle Emine Ünalır. Şehir şehir gezerekten yani milleti kandırmaya çalışıyor. Ne kadar süredir? Merve, kızım Merve Ünalır da kandırmaya çalışıyor. Peki Murat Bey şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bu çok enteresan bir durum. Siz baba olarak programa başvuruda bulunuyorsunuz. Evet. Ben kızlarımı ihbar ediyorum diyorsunuz. Evet. Ve benim kızlarımdan özellikle de Emine olan. Evet. Emine 26 yaşında, Merve büyük olan. Evet. Emine şehir şehir dolaşıyor. İnsanlar evlilik vaadiyle dolandırılıyor. Evet. Siz kaç kez kızınızın böyle bir davranışta bulunduğunu gördünüz? Ben çok defalar duyarım. Kızım yanlış iş yapma. Kızım evimize gel. Kızım yapma dedikçe bu bizden uzak kaçıyor. Ne yapıyor mesela? Şehir şehir dolaşıyor. Bizi dinlemiyor. Hayatım şehir şehir dolaşır da o onun ne derler turist ruhudur. Gitmiş olduğu şehirlerde. İşte işe gireceğim diyor, işe girmiyor. Bir bakayım kulağıma bir şey geçiyor diyor. Filandan para almış, filandan şöyle yapmış, filandan böyle yapmış. Para aldığı kişiler diyor. Kimler? Bilmiyorum, tanımıyorum onları işte. Duyuyorum. Peki evlilik vaadiyle dolandırıcı... Evleneceğim dediği kişi benim evime getirdi, 5 kişi getirdi. 5 damat benim getirdi. Benim de razılığım olmadı. Ne olmadı? Benim de razılığım olmadı. Peki, kızım boşanıyor. Evet. Eve damat getiriyor. Evet. Tamam, damatı diyor ki seninle evleneceğiz, evet. Damat adayı. Evet, aynen. Ne kadar süre o damat adayıyla yaşıyor? Ondan en fazla ya bir ay ya bir şey. Bir ay. Evet. Sizin evinizde mi kalıyorlar? Yok, bizim ben evimi almıyorum, kesinlikle almıyorum. Nerede yaşıyorlar? Adana'da. Adana'da yaşıyorlar. Bir ay ilişki kurduktan sonra. Evet. O insanlardan ne alıyor? Ne aldığını bilmiyorum. İşte bir şeyler alıyor. Ne alıyor ama? Bilmiyorum. Ne kadar maddi mi alıyor? Karpuz para kavunu almıyor. Para alıyor mu? Para alıyor sonuç para alıyor. Evet. Sonra ne yapıyor bu insanları? Sonra ötekini bırakıyor. Başkasını getiriyor. Başkasını getiriyor. Evet. Bundan evleneceğim diyerekten. Peki. Böyle kendi bir kazanç elde ediyor mu sürekli? Sürekli kazanç elde etmiyor. Elde etmiyor. Evet. Ettiğini de görmedim. Özellikle akıllı, yani akıllı değil de daha cingöz olanın Emine olduğunu evet. iddia ediyorsun. Farklı şehirlerden genç delikanlıları eve getiriyor, paralarını alıyor, onlarla yiyor, içiyor ve gidiyor. Evet. Ne oldu da sen bu durumdan rahatsız olmaya başladın? Ben şöyle oldu, rahatsız oldum. Ben en son bir kadına bakıyordu.
Şundan 20 gün önce 2 yıl kadar bakıyordu, bir yaşlı Hacer teyzeye bakıyordu. Onu bırakma kızım dedim. Orada kafamız rahattı, kestiydi. Erkeklerle gezmeyi, getirmeyi. 2 yıl kadar kestiydi. Onu dedi bırakacağım, sıkıldım ben dedi, Antalya'ya gideceğim dedi. Antalya'ya gidip... olmuş. Evet. O adam da 2 gün gezdikten sonra o adamı şikayet ediyor. Bu benim gururuma dokandı. Sen dedim kız olarak niye gidiyorsun, bizim lafımızı dinlemedin. Şahitlerim de var, hatta bağlanabilirsin. Mağdur edilirsin kızım, evet, diyorsun. Evet. Baba sözü dinlemiyor, kendi kafasına göre iş yapıyor. Yani bundan ben şikayetçi oldum. Yani baba sözü dinlemesinden ziyade insanları mağdur ettiğini söylüyorsun. Evet. Şubat ayında Kayserili birini getiriyor. Süleyman Mural, evet, ismini Süleyman vermişsin. Süleyman Mural isimli birini getiriyor. Evet. Antalya'ya gidiyor, Ankara'ya geçiyor oradan. Evet. Ufuk Bey diye biri var. Onun evine geçiyor. Hatta Ufuk Bey'le de konuştum. Dedim ki bunun durumu ne olacaktı? Böyle böyle olmuştu. Dedi ki ben buna dedi iş vereceğim dedi. İş veren bir adam Ufuk Bey. O da duyursa şahittir. Ben buna adam edeceğim dedi, iş vereceğim, akıllı bir üstüne. Tamam dedim, güveniyorum sandım. O da Hataylı kendisi de. Ona tamam dedim, bu sefer orada da rahat durmamış. Bu Ankara'dan biniyor, Kayseri'ye gidiyor. Önce şöyle diyeyim, Süleyman Vural adı niye geliyor? Süleyman Vural'la bu tanışıyor medya, sosyal medyada. Sosyal medyada. Bu Süleyman Vural geliyor, bir gün kalıyor. Bu Süleyman, nerede kalıyor? Otelde kalıyor. Hacer teyzenin evine de götürmüyor. Hacer teyze o istemiyor. Otelde kalıyor, otelde. Ben biliyorum, bunu bana söyle. Tamam. Söyle Süleyman Bey'le. Yani Emine ile Süleyman'ın ilişkisi mi var? Devamlı takip ediyorum. Şunu öğreneceğim. Süleyman'la Emine'nin bir sevgililik, evet, durumu var. Evet, evet. Emine, evet, ile Süleyman. Evet. Aynen. Büyük kızım da herifinden ayrılıyor. Benim evime geliyor. Merve. Merve. Geliyor, diyor ki Emine, bak yine güvenmiyorum, Hacer teyzenden duruyor diye. Diyor ki baba diyor, ben Merve ablama iş buldum diyor, Ankara'ya göndereceğim diyor. Oradan diyor, tamam dedim kızım, şey yapıyorsan dedim, güveniyorum dedim. Gönderdik, onda da hata ettim. Gönderdik, Merve Ankara'dan geliyor bunun yanına, bu Kayseri'ye gönderiyor Süleyman Vural'la. Sevgilisiyle, kız kardeşiyle, evet, Kayseri'ye, evet, ablasına, gönderiyor. Evet, Kayseri'ye gönderiyor, o da... Bir, iki, iki, üç gün kalıyor, Merve Süleyman Vural'a varıyor. Anladım da. Süleyman Vural'a varıyor. Şimdi sen Emine ile Süleyman'ın, evet, ilişkisi olduğunu kimden duydun? Ben duydum, bana söylediler. Duydular. Evet. Sonra Emine, Süleyman'la kız kardeşini tanıştırıyor. Evet. Kız kardeşi Süleyman'ın yanına mı gidiyor? Evet. İş bul diyerekten gidiyor. İki, üç gün kaldıktan sonra bir duyuyorum. Süleyman Vural'la Merve bir araya geliyor. Siz Süleyman'la hiç konuştunuz mu bu konuyu? Konuştuk, hatta şöyle Emine oraya Emine'nin gitmeden önce... Emine'nin yanındayken mi Süleyman'la konuştun yoksa Merve ile arkadaş olunca mı konuştun? Merve ile de konuştum, hatta onlar da şey yaptı. Biz bilmiyorduk bu konuyu. Çünkü damatları sizi tanıştırıyorlar damat, evet, adaylarını, evet, değil, evet, mi? Evet, tanıştırıyorlar, evet. Tanıştırıyorlar ama ben razı gelmiyordum. Bu Süleyman, ben ciddiyim Murat Bey. Senin kızın Merve ile evleneceğim dedi mi sana? Vallahi ciddiliğini bilmiyorum da ablam şimdi... Sen onu bilmezsin de bu Süleyman ciddiyetini sana gösterdi mi? Ben senin kızın... Hiç ciddiyetini gösterme. Bu da... Sadece Merve ile Süleyman. Merve ve Süleyman. Merve zaten eşinden ayrılmadan önce de eşi de bu maddeyi yaptı. Ve Süleyman'la Merve beraberler. Yuvası da bunun yüzünden bozuldu Merve'nin de. Yasaklı maddeden dolayı. Evet. Peki Süleyman gelip Merve'yi senden istedi mi? Yok, istemedi. İstemedi. Sen bu Süleyman'la yüz yüze görüştün mü? Görüştüm. Görüştün. Nerede görüştün? Evlerine de gittim. Kayseri'ye mi gittin? Alıp geleceğim, gelmediler de, evet. Ne? Alıp geleceğim. Kayseri'ye gittin. Evet. Peki şu anda Emine, kız kardeşi Merve, Süleyman beraberler mi? Merve, Emine de Süleyman Vural'ın kardeşi Fatih'de. Yani evet, Süleyman'ın, evet, kardeşi, evet, Fatih ile şu anda Emine beraber, Merve ile de Süleyman beraber. Evet. Peki amaçları Süleyman'a... Babam yayına çıkacak diye de, hatta özür dilerim, babam yayına çıkacak diye Fatih Antalya'ya gönderdiler düne. Şunu öğrenmek istiyorum sizden. Şimdi senin iki kızın da bu Süleyman ve Fatih kandırıyor mu? Evet. Nasıl kandırıyorlar? 4000 10 gün boş geziyor. Boş geziyor. Ev geçindirmeyle bir şey yok. Geçindiremez ki. Babacığım,
Süleyman'ın evi geçindirmemesinden bahsetmiyor. Her şeyi Emine yönetiyor. Ben biliyorum biçimini. Emine. Emine neyi yönetiyor şu anda? Emine ben bunları yönetiyorum diyor ama Emine boş kötü yola sürüklüyor. O kötü yolda ne var? O kötü yolda bilmiyorum işte her şey var demek ki. Her şey olduğunu iddia ediyorsun. Niye şunu iddia etmiyorsunuz Süleyman ve Süleyman'ın kardeşi benim kızıma zarar veriyor diye? Niye o damat adaylarını koruyorsunuz? Ben korumuyorum ki ne? Hayır siz diyorsunuz ki Emine yönetiyor, Emine Süleyman'ı kandırıyor diyorsunuz. Emine yönetiyor işte onları, Emine yönetiyor. Yani baba olarak şunu demeniz gerekiyor ya. Evet. Ya benim kızımla Emine ile Merve'yi bu Süleyman mağdur etti niye demiyorsunuz? Biz söylüyoruz, anası da istemiyor. Kızım diyor ben Merve'ye. Bundan sana hayır gelmez diyor. Oğlum kendi kendine bakamıyor diyor. Merve'yi kandırıyor, şikayet ederim diyor. Süleyman mı suçlu, Emine mi? Emine de suçlu, Süleyman da suçlu. Bırakmıyor Merve'yi. Bir tek Merve masum. Evet. Bu arada... Merve çünkü koca, önceki kocasının yanındayken hiçbir yere çıkmaz. Hiçbir yani şey bilmez. Şimdi her ikisi de aslında evliliklerini bitirmişler. Bu evlilikleri bitirdikten sonra çocuklara hep baba ve babanın ailesi bakıyor. Kızların hayatlarıyla ilgili... Tabii tüm bu olayların içerisinde benim kızlarım evlilik vaadiyle insanları dolandırıyor demek sadece para değil ama hayatına girdikleri kişilerin yaşamlarını mahvediyorlar mı? Yok öyle bir mahvetme yok hayatına girdikleri kişilerin. Sen ne istiyorsun? Kızların sana geri dönsün mü? Ben kızlarım doğru yoldan doğru yola dönmesini istiyorum. Yanlış yoldan çıksınlar. O doğru yolda ne var? Doğru yolda ben her imkanı sağladım Emine'me. Emine Ünalır'a. Bu önceki Özbay Süren vardı ilk eşi. Hı hı. İlk eşinden ayrıldı. Ben Emine ile... Benim belimde platin var, çalışamıyorum. Hı hı. Bu yaştan sonra şey yapamıyorum. Evin geçimini Emine mi sağlıyordu? Yok, Emine sağlamıyor. Eşinden kavga etmesin diye bak boşandığı halde. Hı. Ondan boşandıktan sonra gene bir kocaya varıyor. Bizim köyden birine varıyor. Peki Murat Bey, şimdi o eşlerle ilgili konuşacağız ama... ...benim kızlarım insanları evlilik vaadiye dolandırıyor diyen bir baba var. Murat Ünalır. Evet. Kızın Emine'yi buldum. Evet. Merve'yi de buldum. Evet. Süleyman'ı da buldum. Evet. Ve hepsini buraya getirdim. Evet. Şimdi önce bir Emine'yi alacağız. Emine'nin iddiaları babasıyla ilgili bambaşka. O babasını neyle suçluyor? Emine'nin kendisinden duyacağız sevgili seyirciler. Emine hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Küçücüksünüz ha. Merve de burada. Evet. Süleyman da burada. Birazdan seninle konuşacağız. Hı-hı. Reklamlara gideceğim. Reklamlardan sonra bizi bekleyen konular var sevgili seyirciler. O konulardan ilki Rasim Atilla bir evlilik sitesinde... Habibe Acar isimli bir kadınla tanıştım. Bana bir fotoğraf gösterdi. O fotoğraftaki kadına aşık oldum. Hı. Ve 41 bin lira hatta 50 bin lira bir mağduriyet yaşadım. Benden hep para istedi ama asla benimle evlenmedi. Hep beni kandırdı dedi. Hem sizi hem de o internet sitesinde birçok kişiyi kandıran ve mağdur eden o kadın kim? O kadının gerçek ismi kim? Gerçek fotoğrafı nedir? İlerleyen dakikalarda reklamlardan sonra göreceğiz. Hiç. Hemen ardından... Aynur Hanım, kızı Yeşim'le beraber geldi. 3 Şubat tarihinden beri 7 aylık hamile kızım Gurbet Şahin kayıp dedi. Dün canlı yayında aslında Gurbet Şahin'in nerede olduğunu, hangi evde saklandığını, kiminle yaşadığını öğrendik. Kızın... Aynur abla, Gurbet biraz sonra burada olacak. Onu görebileceksin canlı canlı, tamam mı? İnşallah. Hemen ardından Aslan ve Erdal'ın son kararını öğreneceğiz. Reklamlara gidiyoruz, ayrılmayın. Şahin 3 Şubat tarihinden beri nerede? 7 aylık hamile. Onun böbreğinin biri yok. Kızım nereye gittiyse yok. Hep yerden haber alamıyor. Burada bir isimden bahsediyorsunuz. Ahmet Şimşek isminde. Biz ondan şüphelendik. Ahmet'in babası kim? Zeki Şimşek. Zeki. Gurbet Şahin yanınızda mı? Hayır. Gurbet Şahin'i tanıyor musunuz? Valla ben tanımıyorum. Oğlunuzla bir ilişkisi olabilir mi Ahmet Şimşek'le? Valla ben bilmiyorum. 7 aylık hamile kayıp Gurbet'i Esra Erol buldu. Bak kardeşim. Gurbet burada. İçeri girebilir miyiz? Daha sağlıklı olur. Zekeriya Şimşek'in evinden çıktı sevgili seyirciler. Tamam ne yapayım yani şimdi ben? Gurbet neden Zekeriya'nın evindeydi? Sen nerede?
iki aydır neredesin, nerede? Niye bu isimlere, bu aileye sığındın? Daha uygun gördüm, sığındım. Tehditle mi tutuluyordu? Çocuğun babası Ahmet Şimşek mi? Karnındaki çocuğun babası Evli Ahmet mi? Bu kimseyi ilgilendirmiyor ama. Ama böyle bir gerçek var mı? Ya orası kimseyi ilgilendirmez. Siz niye oluyorsunuz Zekeriya Bey? Hanımayı. Mağdur olduğum için size sığınıyorum teyze dedi. Yani ne diyeyim sana? Hadi canım. Taş düşer gibi düştü adet. Zekeriya onu neden Adem'le evlendirmek istedi? Gurbet ailesine dönecek mi? Büyük yüzleşme Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, programın konuğu Murat Ünalır. Kızlarımın ikisi de başka erkekleri evlilik vaadiyle kandırıyor ve dolandırıyor iddiasında bulunmuştu. Ama son iddiası önemli. Süleyman isimli kişiyle Emine'nin önce bir ilişki yaşadığını, arkasından kız kardeşiyle tanıştırdığını iddia etti. Her iki kızı da ve yanlarında bulundukları Süleyman isimli kişi de stüdyomuzda olacak. Önce Emine ve Merve geliyor. Hoş geldiniz. Merve, sen kaç yaşındasın? 27 yaşındayım abla. Sen 27 yaşındasın. Emine de 24 yaşında, değil mi? Evet. Her ikiniz de birer evlilik yapmışsınız. Evet. Boşanmışsınız. Evet. Her ikinizin de çocukları var. Emine, senin kaç çocuğun var? İki tane. İki. Çocuklar nerede? Babaannelere bakıyor. Velayet kimde? Bende. Ama niye babaanne bakıyor? Babaları cezaevinde. Ben de onlara para gönderiyorum. Babaannelere bakıyor. Babamgile bıraktım. Kızım bitlenmiş. Bakamadı annem. Yalan söylüyor Esra Hanım. Bizim yanımızda kaldı, biz bakıyorduk. Abla, İyi de bakıyorduk. Babamgile getirdim, geldi, bizim elimizden aldı. Kaynanasının kaynabasının ağzına bakarak. Bak diyorlar ki, yalan babamla annem diyor ki babanızın evinden götürmediniz siz çocukları diyorlar. Yalan söylüyor. Baksınlar diyorlar. Yalan söylüyorlar. Genelde bu cümle kurulur. Evet. Sen bu evleri, bu çocukları o evden getirdin, o eve bırak. Evet. Evet öyle. Yalan söylüyorlar. Yalan, yalan söylüyor. Ne kadar süredir çocuklar babaannede? Doğdu doğalı. Doğdu doğalı, hep evet. Onlar bakıyor. Babaannesi Allah razı olsun bakıyor yani. Hmm. Ben de çalışıyorum, hasta bakıyordum. Muavinlik yaptım, hosteslik yaptım. Baban senin şehir şehir gezdiğin... ...yaptım. 6. sınıf öğretmen sınıfın... Yaptım. Evet. Merve, sen yeni boşanmışsın. Evet. Senin çocukların nerede? Benim çocuklarımın velayetini babaya verdim. Ben hemen hemen 4 yıldır Kayseri'de ikamet etmekteyim. Zaten ikametgahım da orada. Hı-hı. Yani bütün delillerle, ispatlarla oradayım ben. Senin çocukların niye babada? Biz anlaşmalı boşandığımız için babasına verdim. Boşanma sebebiniz neydi? Ya eşimle, ya zaten eşim... Bir şırnaklı biriyle tanışmış. Ne? Şırnaklı biriyle. Biz defalarca tembihledik, kızım yapma dedik. Bizi dinlemedi. Onun peşine takıldı. Onun da anası istemedi. Kendisi de istemedi. Bu sefer Kayseri'ye gönderdiler. Kayseri'ye gönderdi. Senin madde bağımlısı olduğunu iddia ediyor. Hiç öyle bir iddialar yok. Var. Babanın asıl en büyük iddiası, Emine, özellikle senin... kendinden yaşça küçük erkeklerle tanıştığın, onlar küçük olduğu için onları kandırdığın, onlarla ilişki yaşama vaadinde bulunduğun, sonra da paralarını alıp dolandırdığını iddia şey. Ediyor. Yalan Hayır söylüyor. Yok böyle bir şey. Yalan bir söylüyor. Önceki yalan yayınımızda yalan. Da Esra takip Hanım ediyor, yalan babamın söylüyor. Ağzından şöyle bir şey yalan duyduk. Söylüyor. Biz erkeklerin yanına gidiyorlar ama hiçbir yalan şey söylüyor. Yapmıyorlar. Dediğini yani biz o abla, şeye... Eve birçok yani. Damat adayı getirdiğini, Hayır, yok, hepsiyle bir aylık bir ilişki yaşadığını... Hayır, ben babamgilin evine gitmiyorum. Bak bayramda bile gitmedim. Yani çocuklarımla gittim ellerini öpmeye. Kamera taktırmış babam eve. Kameradan izliyor. Ha Emine gelmiş falan. Dalga geçiyor, gülüyor. Ben gittim kaç kere. Baba dedim çalışayım, yövmiyeye gideyim, edeyim. Eve bile beni almadı. Yengeme aracı olarak koydum. Benim dayımın karısı var. Ben neden yenge eve almadım? Dedim, konuş falan. Evime gelip gitme. Evimde eve kalmadı beni. Benim oğlan çocuğum var. Bir 13 yaşında. Benim kimsem yok. Varım yoğum hep bunlar. Kendimin ehliyeti de var. Benim ben Allah'a şükür durumum yani. Değil. Ben isterim ki benim yanımda olsunlar. Kızların senin yanında olsun istiyorlar. Evet. Ben de soruyorum kızlara. Baba sizi yanında işte
yaşamanız konusunda bu kadar ısrarcıyken siz niye o eve giremiyorsunuz? Babam çok dırdırcı bir insan. Yalan söylüyor. O kadar... Baba. Oturur, böyle yatar abla, 7-24 ayağını öfeletir. Yalan ayağında söylüyor. Mayasır varmış. Gitsin tedavi görsün yalan abla. Söylüyor, yalan söylüyor, yalan söylüyor. Abla, babaları biz evlenmeden baba, önce söylüyor. Ben 10 yıllık bir evlilik baba, geçirdim. Babam yalan söylüyor değil mi? Evet. Bak, ben 10 yıllık bir evlilik geçirdim abla. Ben küçük yaşta... Hayatım sen 24 yaşındasın, 10 yıldır evli olduğuna hayır, göre... Hayır, 27 yaşındayken. 27 yaşındasın. Ha. Peki bir dakika, 15-14 yaşındayken nerelere gidiyordun? Kayserilere, Erfal'a gidiyordun, aramaya gidiyordun. Babam iyi bir baba olsaydı bizi küçük yaşta dövmezdi abla. Bize işkenceler yapıyordu, ayağımızı zincirle eve bağlıyordu. Bütün köy buna şahit. Hangi zaten köyde yaşıyorsunuz? Çatalpınar, Adana'nın Çatalpınar köyünde. Adana, Çatalpınar köyü sakinlerine buradan sormakta bulunuyorum. İhbarları bekliyorum. Olduğunu, evet. 5 tane halam var, 2 tane amcam var. Köyde yan yana oturuyorlar. Senelerdir küsler. İyi bir insan olsa bu kadar şunu kardeşi... Öğrenmek istiyorum. Sizi zincirle bağlıyor. Evet, kemerle dövüyordu bizi. Abla hadi yalan biz evde, eve gitmiyoruz babam zaten diye. Babam ben doğru çocuklarımı anneannesi, dedesi diye bıraktım. Çalışmaya gittim, hasta bakmaya. Benim 5 yaşındaki oğlum evden kaçmış. Kameradan bakmışlar, ağaçların arasından kaçmış gitmiş. Niye kaçtın oğlum? Dedenin, anneannenin yanında neden durmadın dedim. Dedem ben duramam diyor. Niye? Ya 5 yaşındaki benim çocuğum niye duramıyor dedenin yanında? Babam çok ahlaksız. O yüzden benim 5 yaşındaki ahlaksızlığı ne? Yani çocukların yanında uygun olmayan davranışlarda mı bulunuyor? Eziyet ediyor. Ayağını öfelettiriyor. Hırgür çıkarıyor. Masaj mı yaptırıyor? Böyle. Ayağını sıkı öfelemeyek, bir de tekme atıyor bizi, hayatım, dövüyor. Ayağını öfelettiriyor ne demek? Ya ayağı... Ovalattırıyor mayasır mu? Mayasır varmış ayağında. Annem diyor ki git madem mayasır var git onu tedavi anladım. Gör ayağını diyor. Ovduruyor mu? Yok abla, böyle kaşıttırıyor, öfelettiriyor işte. Kaşıttırıyor. Ya. Aynen. Tamam. Çocuk yapma bile onun yanında duramıyor. Evet. Sen ne iş yapıyorsun? Ben şöyle diyeyim. Ben şu anda şoförlüğe hevesim... Otobüs ehliyetimi aldım ve sonradan hasta baktım. Ben 3 yıldan beri bir hasta bakıyorum. Emekli bir hemşireye bakıyorum. Bakıyordum. Ve 12 bin maaş veriyorlar. Benim çocuklarıma ve kendime yetmiyor. Özel ihtiyaçlarım falan oluyor benim de kendimce. O yüzden yetmiyor. Ve ben sosyal bir iş ve sigorta istediğim için şu an bir ünlü mamullere girdim. Ablam gibi Kayseri'desin. Evet, Kayseri'de. Hangi bizim yanımızda. Nerede bu yaşıyorsunuz? Bu iş imkanı Adana'da yok ben mu? Ben. Ay, bir dakika. Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Kayseri'de ikamet kaydetmekteyiz. Kimin yanında yaşıyorsunuz? Benimle ve benim şu anki birlikte olduğum imam nikahlı eşimle beraber. Kim o? Süleyman Vural. Peki ilk Süleyman'la tanışan kim? Ablam. Hayır. İlk Süleyman'ı bulan kim? Süleyman'ı ben bulan Emine. Nasıl bulan Emine? Ona soracağım. Evet. Süleyman'ı nereden buldun? Ya biz onunla arkadaş olduk, tanıştık. Evet. Ama biz arkadaştık yani abi abla gibisine hitap ediyorduk. Baban senin onunla ilişki yaşadığını iddia ediyor. Hayır, hayır abla, hiç öyle bir şey yok. Sen bunu bilemezsin. Süleyman Vural'la nasıl var şahit? Süleyman'la konuşurken ablam da o esnada boşandı. Ve evet, ablamın durumlarını falan böyle hani kendime bir sırdaş, arkadaş gördüğüm için. Yaşlı teyzeye de bakıyorum. Konuşacak, dertleşecek kimsem de yok. Ablamın olaylarını anlatmıştım. O da hani ablama telefon getirdi falan işte bize yardımcı olma. Evet, yardımcı olmak için. Sonradan ablamı... Sen Süleyman'la bir ilişki yaşadın mı? Hayır, yaşamadım. Hayır. Ama Merve ile Süleyman'ı sen tanıştırdın. Evet. Adana'ya gezmeye geldi. Hı-hı. Hatta gezdik ben o gün. Ben dedi Adana'yı hiç üçümüz görmedim. Gelsem gezdirir misiniz dedi. Gezdiririz dedi. Hı-hı. Hatta enişten ben, ablam ve Süleyman kim gezdik. Enişte? Diğer kız bizim kardeşimizin. Küçük kardeşimiz Meryem'in kocası var. O da geldi sizinle. Evet, evet. O da geldi. O evliliği hatta nasıl? O iyi. İyi gidiyor evliliği. Babam ve sen sonra Süleyman'la Kayseri'ye mi gittin? Evet. Ben Kayseri'ye çalışmak için gittim. Aramızda herhangi bir ilişki yoktu o zaman gittiğimde. Ama orada kalmaya başladığımda yani nasıl diyeyim yani arkadaştık yani. Özel bir şey yoktu o zaman. Hı hı. Peçete alabilirsin. Evet. O özel ilişki ne zaman başladı? Ya bir ay falan ne oldu? Bir ay falan kaldım orada. Dine nikah kıyıldı mı? Yani isteme yapıldı mı? Yok, hayır hayır, bir hiçbir isteme falan yapılmadı. Dine nikah kimlerin arasında oldu? Kimler vardı? Eşim yani Süleyman, annesi, üst komşularımız şahit, imam yani çağırdığımız. Ondan sonra hep beraber biz babamın elini öpmeye köye gittik. Onun annesi,
Süleyman, ben, babam bizi gayet güzel karşıladı. Baban öptürdü ağırladı mü elini? Evet, öptürdü. Bana hiç tanımıyorum dediniz. Öptürdü. Tanıyım dedim, tanıştık hayır. Dedik. Hatta resmini... Siz bu kızı sizden istedi mi, izninizi aldı mı dediğimde hayır dediniz. İznimi almadılar, yalnız iznimi almadılar. Hayatım, geldi mi bu çocuk annesiyle geldiler senin evine? Geldiler de yalnız iznimi almadılar. Ne diye geldiler senin İlk evine? İlk önce gitti, üç gün durdu orada Kayseri'de. Ondan sonra hemen evlendiler. Yok, hayır. Gelip senin elini annesiyle İznimi beraber... İznimi almadılar. Gelip de biz evlerine çıkmadılar. Siz niye gittiniz babanın evine? Babamın gönlünü yapmak, barışmak amaçlı gittik. Babam da bizi kabul etti. Barıştınız mı? Evet, barıştık. Fotoğraflarımız var. Var mı o fotoğraf, verdiniz mi? Aile fotoğrafları, mangal yakmışlar. Evet, evet, yerimde. Hepsi var. Hepsi. Ben de o zaman hasta bakıyordum. Murat zaten. Bey, mangal da yakılmış. Hani mangal... Yakıldı. Zor yakıldı, şartlar yalnız... altında yakılan bir şey değil biliyorsun. Mutluluğun temsilidir ya. Evet. Evet. Kabul etti abla bunlar, bizi. O gece orada kaldınız mı? Evet, kaldık. Kim arabayla kaldınız? Da babam getirdi hatta bizi. Hatta babam kendisi Kayseri'ye kadar götürdü. Evet, geri getirdi. O kadar sevdin yani. Evet. O kadar sevdim işte. Sevdi. Durumlarıydı yani. Beyefendi şunu anlıyorum. Sen bu iki bunları. Kızın için senin işkenceci bir baba olduğunu, zincirle ayaklarını bağlayıp küçük yaşlarda senden şiddet gördüklerini söyleyen kızların var. Hep yalan sen söylüyorlar. Sen niye kızlarının... Evet. Yalan söylüyorlar. Benim Emine'ye, hele Emine'ye tanıdığım imkanı kimse tanımadı. Köyü sorabilir. Yani İlk yalan. Eşi Özbay Süren'den ayrıldığında ben onlara araba verdim. Neden kızlarının evlilik mahallede dolandırıcılık yaptığını söyledin? Evet. Emine durmuyor. Emine yalan söylüyor. Emine ilişkilerini... Emine yalan söylüyor. Abla öyle bir dolandırıcılık iddiası varsa Emine yalan söylüyor. Konuşsunlar. Biz kimi evet, dolandırmışız? Emine yalan söylüyor. Babam niye böyle bir iddiada bulunuyor? Sor onu. Ben iki çocuk yalan söylüyorlar. İki çocuklarım için çalışıyorum abla. Yalan sor babana. Hayır, Antalya'da İbrahim Bey'e bağlanabilirsiniz. Bak ilişki yaşamaları... Kendisi de biliyor bunu. İbrahim Bey Antalya'da ben... Hemşirenin yanına ben bakıcı olarak girmiştim. Ajansa başvurdu. Evet, evet, ajans, şirket. Ajans iş. Arasında ben hasta bakıyordum. Tarsus'ta, Mersin'de ve Adana'da çeşitli yerlerde hasta baktım ben. Böyle felç hastalara, yatalak hastalara baktım. Gırtlaktan beslenen hastalara falan baktım ben. Niyazi Bey'e dedim ki, Niyazi Bey dedim, ben artık dedim hani sosyal bir iş, sigortalı bir iş istiyorum dedim. Ve askeri ücretli olan bir iş istiyorum dedim. O da bana Antalya'daki iş ilanını attı. Antalya'ya gittim. Ben bunu aileme de söyledim. Tamam, karşı çıktılar. Şimdi, Antalya'ya gitme dediler. Antalya'ya gittim. Hayatım, senin iş yapman değil. Senin birinin hayatına girip canım hayır. Cicim, gülüm, bebeğim, hayır, seninle evleneceğiz. Şey hadi bana beş bilezik al. Hadi bana iki hadi zincir al. Abla. Hadi benim borcumu öde. Şey hadi babamın bilmem nesini öde diyerek. Hayır, o insanlardan para şey aldığını... Bu ilişki vaadiyle bunları kandırdığını iddia hayır, ediyor. Hayır, kesinlikle öyle bir şey olmadı. İbrahim biri Bey daha de abla, beni iş diye aldı, bilezik ablam taktırıp da biliyor. Kandırıp gidecek de biz buraya gelene kadar evet. Kaç çevirmeden geçtik. Böyle bir iddia olsa polis memurları evet. Bizi yakalamaz mı? Ama bunu baban söylüyor. Esra Hanım, yakalama kararı şimdi dolandırıcılıkta genelde gidip kimse Esra uğraşıp Hanım, şikayetçi olmuyor. Benim zaten öyle hiçbir kimse bağlanıp da öyle bir iddia da bulunamaz. Çünkü ben kimseye dolandırıcılık vaadiyle gidip de öyle bir şey yapmadım. İlişki yaşamadı. Asla. Babam Antalya'ya gittim şey İbrahim Bey diyor onu da açıklığa kavuşturalım. Ben Antalya'ya gittim 3 gün durdum. Hani İbrahim Bey tacizliymiş. Benden önceki gelen muhasebecilerinin de tacizde falan bulunmuş. Adamı direkt tutukladılar, nöbetçi mahkemeye sevk ettiler. Ha. Şikayetçi oldu. Yani kameralarda seni taciz da eden, seni taciz ve etti. Ve adam kefalet taciz ödeyerek etti. Geri çıktı. Emine aradı bizden yardım istedi. Süleyman'la benden abla. Avukat aradı. Bak o hala cümle zaten kafama sürüyor. Takılmıştı. Evet. Hayır, sen şikayetçi oldun. Şikayetçi bana oldum. Cinsel saldırıda bulundun diye. Emine'yi şeye aferin. Sokmuşlar abla. Hastanede. Delil bulmuşlar. Aldım. Adamın buna saldırdığına dahil adamı tutukladılar. Şimdi morluklar vardı. Raporların falan rapor hala almış. Duruyor. Onları da gösterebilirim. Onu anladım hayatım. Babanız niye size karşı? Babanızın sizle bize derdi karşı ne? Neden böyle yapıyor? Dursunlar, eve gelsinler. Gitsinler çalışsınlar. Babamın iş kötü yoktur. Geçim babam işte çalışmaz. Sizin ancak çalışmanız konuşayım. Mı? Babanızın annem, geçim kaynağı, toplar. Kızlarınızın ben getirdiği para mı? Kendilerine Emine, özellikle Emine. Siz çalışıyor musunuz? Hayır, ben çalışıyorum. Şöyle, benim evet. Kendi işim var zaten. Ben balya çok makinem var, traktörüm var. Balya makinem, balya yapıyoruz. Yani eve de kamera taktırmanız ilginç geldi bana da. Köyde evet. Yani hırsızlık evet. Olayı oluyor diye evimizde ondan taktırdım. Yani kızlarınız yanınızdan gitmezse... Aynı yok, evde kalırsanız çalışıp parayı size getirirler hayır, mi?
Buyur. Çalıştıkları parayı size getirirler mi? Ben kendilerine para talep istemiyorum. Esra Hanım. İstemedim de şimdi kadar. Biz köyde salatalık, domates işi falan yapıyoruz. Anaları şiyor. Allah var. Yövmiye gider. Ben analarından bir kuruş para istemem. Yövmiye gideriz. Babanın durumu iyi mi? Babamın durumu iyidir. Ama sizin paranıza ihtiyacı var mı? El koyuyor. El koymayayım, ablam yalan söylüyorum. Ben analarından bile para almıyorum. Eşinden ilk ayrıldığında ablam gitti Esra Hanım. İşe gitti. Ablam demiş ki benim demiş cilt bakım seansım var demiş. Annem tutmuş demiş ki kahkahayla babamla ikisi. Ha ne işin var senin cilt bakımında demiş. Abla biz genciz. Hani hı-hı, bizim de özel ihtiyaçlarımız oluyor kendimize göre. Biz yövmeye gidiyoruz. Hani bize abla, de bir şeyler böyle. Abla biz şehire yerleşeli 10 yıl olmuş. Evet. Yani biz köy hayatına artık nasıl düzen kurabiliriz? Evet. Köyde hadi nasıl yaşayabiliriz? Ama şehirde evleri yok. Bir düzenli bir tamam, duracak yerleri yok. Tamam bu kadar madem, madem bizi düşünüyor. Ha, madem bu kadar bizi düşünüyor. Olsun. Ben Süleyman'a varmasaydım bu da ara ara gezmeseydi de Adana'da bir ev tutup da al oturun kızım şimdi, burada çalışın deseydi. Ev olmaya cevabı bile var. Biz elin adamına mı gidecektik ama bir ev tutup oturtursaydı? Bizim köyümüzün bulunduğu yer şehir gibi. Organize sanayiye servis var. Evet. Geliyorum getmiyorlar. Ama köyümüzde o kadar çok işsiz insan var. Madem o öyleymiş. O kadar çocuklarına zor kazanç ki getirecek. Köyde evleri var. Köyde evde de kayınbabası evde yaptırdı. Çocuklarına bakacak madem anıyla namusunla. Diyor ki madem diyor Adana'da merkeze bize bir ev tutsaydı biz tutmaya artık köy hayatı yapamıyoruz. Köyde ev var köyde köyde. Ama bizi bu kadar düşünüyor buralara kadar çıkıyor tamam mı? Bir telefon açıp kızım. Ara ara gezmeyin o zaman kimseye varmayın. Siz telefonu açıyorsunuz evet mu? Bak bak baba ben gelip senin elini öpmedim mi? Sen niye yalan söylüyorsun? Şimdi, dünden mi? Kaç gündür telefonu açayım mı buraya çıkmadan? Benim elini şu anki açmıyor. Vardığım eş... Şu anda eğer bir gram bir şey çıksın o zaman babamın yüzüne tükürürüm bak burada. Var mısın? Şimdi kullanırsa bilmiyorum bak. Kullanıyorlardı ilk vardı sıranı kullanıyordu. Ama sen kızın bağımlı dedin. Emine kullanmıyor Merve bağımlı dedi. Bağımlı bir insan böyle durur mu ya? Onu içmeden peki, durabilir. Sigara bile içmez. Onun ahlaksız suçluluğunu sen de biliyordun. 10 senedir geçim edemedin. Hasan hayır şöyle Hasan böyle. Hasan dört dedin durdun. Insandı. Her yere götürürdü seni. Her yere gezdirirdi. Yediğin önünde yemedin arkasında. Niye anlaşamıyordun yok o zaman Hasan'la? Bunlar Allah için inkar edemez. Hasan'la da mı anlaşamıyordun? Yok anlaşamıyordun. 10 sene bizi mahkeme süründürdü. Karnımda iki kocanla çocukla. Evet. Bizi şikayet edip duruyor durmadan. Niye? Neymiş? Eniştem kızımı bize göstermiyor. Eniştem kızımı ondan sonra ilaç içirip evde bayıltıyorlar. Benim eniştem şöyle. Bizi mahkeme rezil etti bu sen abla ya. Sen evliliğinde baban tarafından sürekli hep huzursuzluk evet, mu yaşadın? Huzursuzluk yaşadım. Yalan söylüyor. Abi sen de her şeyi yalan söylüyor diyorsun. Birine de doğru. Kendileri de beni mahkemeye bir saniye. Bir saniye. Bak, bak. Sen de yalan söylüyorsun. Evlilik vaadiyle dolandırdı diyorsun ya. He. Evlilik vaadinde bu kızların takılarının topaların olması lazım. Böyle bir durum var araştırılsın mı? Araştırılsın. Emine ben kimlerine bak milyonların önünde dolandırmış araştırılsın. Ben niye o zaman bana niye iftira atıyorsun? Ben kimi dolandırmışım? Ben sana dolandırdım kimi demiyorum. Kimi dolandırdıysak herkes bağlanabilir. Sen Emine'ye şey yapıyorsun. Ya ben herkes buna ne bağlansın uyuyacağım abla? Abla siz durum yapmışsınız. Bir şey paylaşmışsınız. Tüm biz köylü durum yapmıyoruz hayatım. Biz evet sosyal medyada paylaşıyoruz. Sosyal medyaya tüm köylü, tüm herkes akrabalarımız hepsi yazmış. Demiş ki Murat abi kafayı abla yemiş. Abla dün akşam halalarımla konuştum. Halalarımız bile. Halalarımız ne diyor biliyor musun? Evet. Ne diyor? Bizim o kardeşimizde diyorlar şu kadar akıl yok. Biz akıl mi olsa insan öz kızlarını oraya çıkar da rezil eder. Kaynanan sen olsun istemiyor bu sefer. Kaynanan istemiyor. Kaynanan ya diyor istemez ki ne otelde kalacağız ya? Biz ev tuttuk. Kontratımız kaç var. Kaç gün otelde kaldınız bizim? Kaç gün otelde kaldınız da çıkamadınız? Otelde tamam, kalmadık ev bulana kadar otelde ha kaldık abla kalabiliriz. O yanlış kim bir buldu şey Emine mi buldu? Merve damat adayına mangal yaktıktan sonra evet neden damat kötü oldu babana? Babam herkes kötü. Ama bak şimdi kaynanası şey istemiyor. Baba neden istemiyor kötü biliyor musunuz? Baba koca bir köy kötü. Baba koca bir köy kötü. Öptü mü Süleyman Ali'nin öptü mü? Benim telefonumda. Süleyman Ali'nin öptü. Esra Hanım babama damat neden kaynanası kötü oldu onu bak söyleyeyim mi? Cevaplıyor. Niye kötü oldu? Babama damat neden kötü oldu onu söyleyeyim. Benim bir küçüğüm var ismi Meryem. Babana dönüp onun eşi var uzman çavuş. İsmi Meryem. Uzman çavuş. Çok iyi maaşı var. Uzman çavuş güzel, saygılı. Süleyman'ın hiçbir şey yok. Fakir. O yüzden babamın gözüne kötü. Benim boşandığım eşim fakir. Hiçbir peki, şey yok. Peki mangaldan önce mi durumunun olmadığını babam öğrendi? Babam durumunun olmadığını öğrendi. Ondan sonra evi sildi. Gördüler ya. Hayır şu var. Mangaldan önce mi durumunun kötü olduğunu biliyordu? Mangaldan sonra mı öğrendi? Kendi eliyle
Sen getirdi bizi arabayla. Bak, öyle. Mangal benim için gerçekten gitti, önemli. Gitti evlerine mevlerine mangal için çok keyfe. Gülmeyin benim işime yaramazlar. Mangal için çok keyfe gelmen öyle lazım. Bu hani sofra açmaya benzemiyor. Hani evet, o mangalı yakmak ayrı keyif, sohbeti ayrı keyif. Ama o mangal yanıp Süleyman'ı sevdikten sonra bir öğreniyor evet ki Süleyman'ın durumu yok. Kayseri'ye kadar ondan gitti değil, adamın durumuna baktı. Değil, evleri kira, işi Emine yok. Baba, Süleyman sana ne sildi? Dur baba, Süleyman sana ne saygısızlık öyle etti? Çocuğun sana ne saygısızlık? Tamam da siz niye peki kavga ettiniz? Bak Emine ile sen akşama kavga ettin de Süleyman'la kalktın otele gittin. Kaynana olmadığı küfürler ettin. Hala yok, da benim WhatsApp'ta var. Kaynanam da var. Olmadık ağır küfürler ettin. Hayır kaynana. Ha, kaynana da seni elden kovaladı işte. Senin aklına giriyor. Seni fişfikliyor. Ben kimse fişfiklenmiyor. Senin abi sen bu zamana kadar Emine 6 yıldır boşanıp kocasından. Esra'ya ayrıla çıkmıyorum da. Ben kızası geçirdim. Çıkarsın gel. Senin aklın yok mu? Benim kimse. Sizde akıl yok. Baba bir şey söyleyeceğim. Sizde akıl olsa. Ben trafik kazası geçirdim. Benim babam neredeydi? Neredeydi? Benim parmağım ben kırıldı. Ben arayıp sormadım mı seni? Neredeydi? Benim yo, burnum kırıldı. Ben arayıp sormadım mı? Neredeydi? Benim hastanedeydim, ben uzun yoldaydım. Arayıp sormadım mı? Nerede dur? Lan körlük yapıyorum. Benim hakkımı niye savunmadın? Bana çarpmadın. Savundum ben. Ha? Savundum ben. Meyreni de gönderdim yanına. Ben uzun yoldaydım Meryem, o zaman. Bu arada ben sığınak gibi Emine camiye gittim. Camide yaptım. Ben uzun yoldaydım o zaman. Arattırdım. Meyrem gitmiyordu baba. Bu yalan söylüyordu. Ama bu arada ilişkinizde... Allah bilir dedi. Bir saniye. Bu olayda da kimi sorumlu görüyor biliyor musunuz? Kim hani çıvanın başı deriz ya. Evet. Yoldan çıkartan, ayartan, o kötü yola götüren, aklını çelen kim ikinizden? Kimse. Emine sensin. Ben değilim. Babanın gözünde öylesin. Diyor ben ki değilim, abla, Merve yapmaz ama. 27 yaşında abla aklı yok. Bende mi yaşıyor? Bunu, bak baban diyor ki o Emine diyor Merve'yi bu hale getirdi diyor. Abla yok valla. Ablam zor durumda diye bilekliğimi bozdurdu. Emine'nin her lafı birlikte yalan. Emine senin her lafın yalanmış. Abla, ablam gibi durumu yok diye ev tuttuk Süleyman'ın birlikte. Süleyman'ın kardeşini sen çocuğunu bilmez mi abla? Emine, Süleyman'ın kardeşini. Ben bunları araba aldım, yer tuttum, salatalık ekim dedim, motoru verdim, hepsini verdim. Çıvanın başı kim? Çıvanın başı Merve mi, Emine mi? Emine. Gerçekten Emine mi? Yok, bana abla, şu şartlara bak, sen yanlış anlama. Şunu söylerdim ben, bu kadar güzel kendini hitap her yani. Köye de sorabiliyorsunuz, ben her imkanı Emine'ye sağladım. Arabada aldım, iki tane motorum vardı, motorda verdim. Merve gibi duruyor. Adam olun dedim. Niye çıvanın başı Emine? Emine durmuyor, eşin Özbay Süren vardı. Ay senin Özbay'ın ya. Bitmiş gitmiş boşanmışlar. Evet ondan ayrıldı, ondan sonra bu yoldan çıktı. Yine ailemin yüzünden ayrıldım. Onu da anlatayım babam gibi. Yalan söylüyorsun. Seyircilerimize dön. Abla bak ben babam gile diyorum. Geliyorum annem gile oturuyorum. Benim eşimin durumu yok. Evet ben eşime ne dedim biliyor musun? Bugün bal baklava olur yeriz. Almadım yarın, araba almadım. Ben hırsızlığına gitmedim mi beraber? Kuru soğan ekmek olur yeriz. Ben eşimle yeri geldi aç kaldım. Yeri geldi tok kaldım. Yine de eşimi sevdim. İki tane çocuklarım var. Ben yine eşimle ayrılma sebebim. Eşimin de cezaevinde yatma sebebi yine benim ailem. Neden ailem diye soracak olursanız da. Sordum say. Bak babam geliyorum. Merve'nin şöyle altını var. Merve şöyle küpe takmış. Yalan Merve söyleyeyim. Şöyle yüzük takmış. Yalan Meryem söyleyeyim. Şöyle. O Meryem böyle. Yalan söyleyeyim. Benim sen... de bu zoruma gidiyor. Eşimle gidiyorum diyorum ki bak diyorum Meryem'e doğum günü kutlamış eşi. Annem öyle söyledi. Bu fitneyi babam mı veriyor? Böyle böyle. Annemle babam ikisi. Şimdi ben bunları araba ortalık aldım. Ortalık karıştırıyorlar. Ben bunları araba aldım. Niye tuttum? Sağ kalan yani. Bunlar sebze... Buyurun, cevaplayın. Arabayı da sıfır tamir ettirdim. Dört lastiğine öldürdüm. Sebzesini de doldurdum. Köy şahittir. Bunlar demir hırsızlığına gitti. Demir hırsızlığından herifi yakalandı. Bunların babaları da zengin. Bak Özbay Süren'in önceki eşi. Halı vakteyi. O yardım etmezken avukat kararını ben tuttum. Onu bile vermediler. Yine babamın yüzünden Murat yaptı. Murat Bey damattaki aradığınız en önemli kriter nedir? Para. Olsun. Hayır para, ben ondan parası ihtiyacım yok. Ben sordum. Babam, damattaki en önemli şeydir. Kriter nedir? Para. Ben parayla pınla bir şeyim yok. Ben size önemli para olan, değilim. Bak, zengin olsun. Önemli olan dürüst olacaklar. Budur dürüstlük. Bekir uzman çavuş diye Bekir Bek seviliyor. Özbay'ın bir şeyi yok diye sevilmedi. Kendileri de sevdirsin o zaman. Kendileri de sevdirsin. Tamam Süleyman Özbay odunlarından tut her şeyini masaya getiriyor. Yuvanı bozma kızım dedim. Bozma, bozma dedim. Ben zaten onu sevmiyordum baba. Anlaşamıyordum. Sevmiyorsan bile çekişmeli boşanaydın. Ne yapacak çekişmeli de? Senelerce ondan mı uğraşacağım? Bir saniye. Çekişmeli de ne yapacak? Çekişmeli... Yani çocuklarına ona verdi, çocuklarına şimdi yaklaşamıyor, uzaklaştırma öyle aldı. Öyle bir yaklaşacaksın ki hakimler arar.
şey bu şey diye hakkını gitti. Aldı mı çekişme? Yani çekişmeli olsaydı hakkını alır mıydı? En azından almazsa bile en azından çocuklarını görebilirdi. Diyor ki anlaşmalı zaten. Boşanmasaydın çekişmeli boşan. Hayır, abla, en azından çocuklarını bile görebilirdi. O çocuklara ben kıyamıyorum. O çocuklar kendi sen çocuklarını göremiyor musun? Abla daha şurada nikahtan düşeli 4 ay olmuş bak. Hayat sen çocuklarını düşeli. Görebiliyor musun? Göremiyor. Abla ne demek göremiyorum? Hakim göremiyor, kararı var. Bayramın ikinci günü çocuklar bende. Hayat bayramın ikinci günü. Cumartesi pazarı görüş günü verildi mi? Evet, haftada, evet, verilmiş. Haftada kaç gün görüyorsun? Abla ben şehir dışındayım. Adana'da yaşamıyorum. Uzaklaştırmalık. Sen gidemiyorsun. Gideyim, geleyim uzaklaştırmalık. Adana'ya. Yalan söylüyor. Şimdi kime almış? Merve'ye. Onu her dakika alamayacak. Çocuklar da okula gidemiyor. Niye bunu yaptı? Uzaklaştırmalı. Ya o da kendince haklı sebepleri var. Öyle söyleyeyim abla. Çocuklar da okula gidemiyor şimdi. Niye? Gitmiyormuş. Çocukların hayatı perperişan. Abla bir şey söyleyebilir miyim? Benim ablam dövdü diyorum. Babam kemerlen diyorum dövdü. Yalan hiç tanımadı. Eşin Kayseri'de değil mi seni? İki aylık hayır, diyorum. Ha? Hayır Adanalı. İki Adanalı. Aylık nişanlısına ablam kaçarak evlendi. Hiç sevmeyerek evlendi. Adanalı. Sırf babamın şiddetinden kurtulmak için. Babam bir yağmurdu. Bizim vardığımız adamlar da bir doluydu. Yağmurdan kaçtık doluya Allah tutulduk Allah. Abla. O dolu benim sensin. Babam çok şiddet ama diyor ki hep doluya kaçıyor adamdı. Onlar diyor. Onlar da dolu bitmiyor diyor. Yok abla. Yok, o doluya kaçan sensin. Eşimden Allah razı olsun. Eşin çok değil. Dinin nikahlı beraberlik tamam, yaşadığı kişi. Allah katılsın. Kardeşiyle de Emine'nin ilişkisi var mı? Babanızın iddiası bu yönde. Yok yok yok. Hiç öyle bir şey yok. Bizim yanımızda. Üçümüz yaşıyoruz. Şimdi şu ilginç. Babanızın hiçbir baba kendi kızlarını diyor ki damat adayları mağdur olacak diyor. Yani abla damat adayı burada hayır. Zaten gelsin de konuşsun. Gelsin burada şimdi zaten. Şimdi sizi suçluyor diyor ki damat adayları benim kızlarım tarafından her iki diyor bir Emine var. Ablayı da yönetiyor mağdur edilecekler. Yok valla ablam 27 yaşında benim aklımda aynı yaşıyormuş. Aynı iddiaları şu anda birlikte olduğunuz kişinin annesi de söylediğini iddia ediyor. Diyor ki o kadın da muzdarip. Benim kızlarım, soracağım şimdi telefona bağlanacak birazdan. Benim kızlarım o çocukları mağdur edecekler. Yok. Yani o yok, hanımefendi yok, yayına yok, bağlandığında hayır. Benim hiç gülüm şey canım gelinim mi der, onun Allah belasını versin benim oğlumun hayatını mahvetti mi der. Abla, abla ben neden oğlunun hayatını mahvedeyim? Oğlu ne der o? Bak oğlu reşit bir insan. Nerede ne yapacağını bana ya da annesine reşit soracak de. Değil. Süleyman'ın el ayağı tutuyor. İş yerine gücüne reşit bakıyor. Çalışıyor parasını eve getiriyor mu? Şartlı denetimden çıkmış dışarıya. Kayınvaliden seninle ilgili ne der? Ne der? İlgili ne der? Abla bunlar tartıştı. İyiydin de şimdi mi kötü oldun? Babamla ikisi dur, böyle. Dur daha bir şey söyleyeceğim. Daha bir şey demedik kadın. Abla ne der biliyor musun? Ne der? Ben bunlara gitmiştim. Bunlarda kalıyordum. Bu da o zaman kayınvalidesiyle birlikte kalıyordu. Abla siz Güler Hanım'ın bana eleneyse Güler Hanım'ı oğlum. Abla kayınvalidesi biraz babam. Çıktılar evden çıktıktan sonra ben kaldım kadının yanında. O evde Fatih de kalıyor mu? Yok abla ben gelip görmedim ama mu? Kadının yanında ben epi topu Fatih bir saat kaldım. Sen Fatih'i gördün mü hiç yüz yüze? Ya gördüm ama vakit hep abla kardeş mi? Olarak abla abla diyor. Abla. Yalan hepimiz söylüyor. Bir ortamda hep oturduk. Bir ortamda oturduk. Sana yalan abla mı diyor? Evet hep abla diyor. Bak yalan baban söylüyor. Sevgili olduğunu Emine söylüyor. Yalan söylüyor. Abla, hayır. Peki anasın, Güler Hanım Güler bir saniye. Güler Hanım. Fatih Bey telefon attığında evet. Evet. O da reşit bir insan 18 yaşı. 18 Fatih yaşında anlatsın. Mı? Anlatsın. Hayır, 22 yaşında. Peki. Fatih Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. Emine Hanım'la beraber misiniz? Evet. Nasıl bir beraberlik bu? Şimdi Esra Hanım biz bu Fatih'in sesi bizi... değil ama. Benim Fatih. Fatih Esra Fatih ev tutturdu Kayseri'de. Kim tutturdu? Emine. Evet. 28 bin liraya ev tuttuk. Evet. Nasıl bir kirası kiranın şeyin yarısı ödenince bize şey yapmaya başladı. Artık gidin evimde. Ev her şey bizim üstümüze. Bu kız bu anasının yanında herhalde dolduruşa geliyor. Evlere gittik kiran dedi. Öyle kandırdı. 28 bin TL'ye ev kiraladınız. O evet. Evi kira sözleşmesini kim yaptı? Emine. Ben yaptım. Emine ödedi parası. Emine yaptı. Kaç aylık kira ödediniz? Kendi üstünde. Şu an ev sadece benle Emir'le işte bir arkadaşım var onun üstünde. Hayır. Ya, ben yaptım. Kontrat da bende. Peki. Yalan söyleme hayır, Fatih. Hayır. Sadece senet imzaladı. Fatih şuna... doğruları konuşsana sen. Bir saniye. O evde ben kim kim yaşamak üzere kiraladınız? Onları konuşuyoruz. Ulan parayı vermeden nasıl... Ben, bir ha? Saniye. Ablam yok. Bir mağdur kaldı diye. O sene geldiğinde benzin mi vardı? Şimdi yalancı. Fatih Bey o evi kim kim yaşamak için tuttunuz? Ben arkadaşlarım bile Emine tuttuydum.
Sonra abim... Emine bize... Hayır, evet. Yalan söyleme. Sonra sen... abimle yengem dışarıdaydı. Onlar da yanımıza aldı. Siz üç kişi kiraladınız o evi. Evet. Arkadaşın adı nedir? Emir. Emin. Emir. 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 Evet. Sen Emir, Emine o evi tuttunuz. Sonra Merve ile Süleyman mı geldi? Aynen öyle abla. Peki siz dini nikah kıydınız mı Emine ile? Yok, biz nikah günü arayacaktık. Sadece sevgili misiniz? Evet. Hayır hayır. Hayır abla, yalan söylüyor. Yok, bir şey yalan şey söylüyor. Yok, abla, ya. Kendi götme... abla şimdi Emine dediğiniz insan... Annenin yanına değilim ben, o tuttuğumuz evde abla, oturuyor. Abla gelecek olduydu bizden. Peki, kaçtı. Kim gelmedi. Seni evden kovmaya çalışıyor? Emine mi evden kovmaya çalışıyor? Evet abla, kadese bastı. Sonra sizinle işim bitti, ben gideceğim dedi. Kadese aynen bastı. Yok abla dedi. Yok. Kadese bastın, polis geldi mi? Ya geldi. Abla, ablasını ben... kovdu evde. Süleyman... durmuyor abi. Kavga ettiler. Saçmaz birbirlerine girdiler. Niye bir şey yapıyorlar? Niye birbirlerine giriyorlar? Kavga konusu kimden çıktı? Neden çıktı? Kavga konusu Emine benim evime çıkın gidin dedi. Ben istemiyorum dedi. Evimi tuttum, işimi de buldum dedi. Yani bizi kullanmaya çalıştı anlayacak. Hiç öyle buyurun. Bir şey yok abla, yalan söylüyor. Kadese bastı, polis geldi mi gelmedi mi? Kadese bastı, evet, kadese ama bastım, evden onları atmak, onları atmak için bastım. Bizi değil. Onlar biz, huzursuzluk biz... abla Fatih eve madde getirdiği evet. için... Tamam getir, getir. Olsun. Zaten kamerada görülür getirdiğin kızların gitler. Tamam, eve madde mi getiriyordu? Evet. Zaten kamera kaydında. Fatih yalan polis söyleme. Polis maddeyi yakaladı mı o gün üstlerinde? Hayır yok. Ama yok, abla, kız arkadaşları falan, hiç erkek şey arkadaşları abla, falan getiriyordu. Hani abisi de bu durumdan rahatsız oldu. Ablamı kıskandığı abla, için dur, polis dinliyorum. Çağırdık. Tamam evet dinliyorum. Hani babası diyor ya kızı madde içiyor diye. Evet. Ne içiyor? Kendi kızıyla benim abim içiyor. Oradan bize suç atıyorlar. Kendileri... Soru şu, sen niye Fatih'le ve Emir'le bir ev tuttun? Yok abla, ben onlarla birlikte tutmadım. Ablasıyım diyorsun. Ya baba söyleme. Hayır, onlarla birlikte yalan söylüyorsun. Kontratta falan hep benim imzam var. Emlakçıyı da arayabilirsiniz, emlakçı da bağlansın. Fatih abinle ilk tanışan... ev sahibi de bağlansın. Emine midir? Evet. Süleyman'la. Aralarında bir gönül ilişkisi var mıydı Süleyman'la? Yoktu. Hı. Yok. Evet. Yoktu. Seni kim tanıştırdı? Antalya'dan geldiydi. Biz tanıştık abla burada Kayseri'de. O zaman ilk tanışan siz misiniz? Abla yok, Fatih ile bunun arasında bir biz şey yok. Bir şey yok. Ben Fatih yapmam. Yemin ederim şey vallahi. Bile. Abla o ikisi yalan söylüyor. Yandım. Ben sana şöyle diyeyim. Dur yalan evet. Yalan ağızlarının içine yuva yapmış. Emine nasıl bir saatet telefon mesaj kartlarına da bakarsanız eğer bir zengin erkeklere yazıyor. Ben peki geleceğim. Abla biz yalancıyız da. Yayına niye gelmedi de otobüsten indi kaçtı? Evet otobüsten indi kaçtı. Buyurun cevaplayın. Niye gelmedin yayına? Niye gelmedin? Süleyman'ı da bir alalım mı? Ha? Yani kardeşim bu açıklamalarla ilgili bir tane. Abla bilet kesildi. Otobüse ben kadar geldi kaçtı. İş yerinden izin alamadım gelemedim. Ya, şimdi bir saniye. Senin işin gücün yalan. Süleyman da. Çocukluk yapacakmışsınız. Hayatım. Gelmemişsin güya. Süleyman da canlı yayında olacak. Fatih'in erkek kardeşi. Süleyman'ın kardeşinin bu açıklamalarıyla ilgili yorumunu çok merak ediyorum. Evet. Otobüse binip gelecek olanlardan biri sen olduğunu söylediler indi. Ve yolda sen inip kaçmışsın. Yolda inip indi. Otobüs kameralarını kaptırak istersen. Beni tutuklarlar dedi. Benim evet benim dedi cezam var dedi. Var dedi. Adam bıçakladım falan dedi. Abla evet, ben gelemem evet, dedi. Evet. Bunun işi gücü yalan şu an annesi siz vardır yanında. Siz bunu evi tutarken da. Biliyor muydunuz adam bıçakladığını? Yok, hiçbir yok abla şeyini hiçbir bilmiyorduk. Şeyini bilmiyorduk. Kaçtı abla o zaman kaçtı, anlattı kaçtı. Da niye çıkmadın evet. O zaman canlı yayına bak bizim anlımız ak biz kimseyi evet. Kandırmıyoruz. Niye gelmedin Fatih yalan söyleme. Sarıyor. Ne? Sen yalan gitsin. Ya kim? Bir sen doğrusun çocuk aklında konuşma oradan. Doğruydum madem 4 tane sonra... bilet kesildi niye gelmedin Fatih buraya ya. Ha? Lan bir dakika yok. Adam seni arayıp niye parasını istedi de engelledin? Otobüsten niye senin bende meşazların duruyor meşazların otobüsün mü peşi almaya? Bir dakika İstanbul'da niye para istedi de engelledin?
Ankara'daki iş yerindeki adamı dolandırdın, bilet aldırdın kendine. Esra'nın bende meşazları var. Bana dedi ki Emine abla dedi, ben neden indim biliyor musun dedi. Niye gelmedin Fatih, niye kaçtın dedim. Abin seni aradı, otobüsten indi. Yarım saat otobüs seni bekledi dedi. Diyor ki abla diyor, ben diyor birini bıçakladım da diyor, yolda beni ararlar diyor, yakalarlar dedi. Peki o seninle ilgili şunu söylüyor. İstanbul ve Ankara'da sana para gönderen, sonra da paralarını yok isteyen abla, birileri olmuş. Onları niye engelledin? Yok abla, ben IBAN bile kullanmıyorum abla. Benim diyorum kartım ya bile yok. Ya abla, söylüyor ya. Bunun bir işi yok, gücü yok. Dur abla, o emirle aylak aylak beni dinliyorsun. O emirle aylak aylak gidiyorlar. Ondan sonra oradan oraya akşama kadar nereyi soysak, nereyi çırpsak, nereyi gasp etsek. Eski çalıştığı lahmacuncuyu soyacaklarmış diyor. Yalancı, gaspçı, gaspçı. Ama belediye bir yerde çalışıyordu. Daha dün akşam 90 bin para vardı. Peki Süleyman bir gelsin. Fatih dur. Bir rezil ol da gör. Fatih abin geliyor. Bir dakika cümleni unutma. Gel Süleyman. Hoş geldin. Kaç yaşındasın Süleyman? 23. İlk sen kimle tanıştın? Merve ile mi, Emine ile mi? Emine. Nerede tanıştın? Anormal arkadaşın değil miydi? Buyurun. Merve ile tanıştınız. Evet, sonra Adana'ya gittiğimde Merve ile tanıştım ben. Dini nikah kıydınız mı? Evet. Hep beraber kimin evinde yaşıyorsunuz? Normalde biz ailemin yanında yaşıyorduk. Bazı sıkıntılar yaşadık. Daha sonra ayrı eve çıktık. Ayrı eve çıkmamızda... O ayrı evde kimler var? Emine, ben, Merve. Üçümüz. Merve. Evet. Şu anki evinizde. Şu anki üçümüz. Evimizde. Bu Fatih'le tuttuğu, kardeşinle tuttuğu evde kim var? Ya abla, kardeşinle tutulan bir ev yok. Emine bir sus. Emine bir dakika. Kardeşinin cümlelerini duydum biraz önce duydum, arkada. Hepsini duydum orada. Kardeşinle konuş. Ya ben şöyle bir şey diyeyim şimdi. Benim ailemin yanında. Senin öz bir öz kardeşin değil mi? Öz öz kardeşim benim. Evet. Allah bana öyle bir anne vermiş ki abla, sana yemin ediyorum düşmanın başına vermez. Bak vallahi bak. Sana bir şey diyeyim mi? Harbiden öyle. Gelin Kayseri'ye. Sizin ekibini... Bir dakika, bir dakika. Buraya bağlanmaları... Buraya bağlanmaları bile... Bak, ben bir yuva kurmaya çalışmışım. Kendi çabalarımla, kendi şeyimle. Kayseri'ye gelsinler, beni de araştırsınlar. Anne tarafımı da araştırsınlar. Herkes araştırsınlar. Evet. Baba senin buraya çıkman. Allah için. Siz yalan söylediniz. Senin buraya çıkman. Sana ben ne zaman yalan söyledim? Siz annenle kavga sen buraya çıktın, beni mi rezil ettin? Bunu mu rezil ettin, kendini mi rezil ettin? Baba beni niye bindirdin? Siz sen beni... Merve'yi bindirip annen istemiyordu Merve'yi. Sen beni istemiyordun da niye beni... Bindireceydin, yalan söylediniz siz. Baba sen Kayseri'ye geldiğinde otelde mi aldınız? Kayınpederine kavga etmeyi bırak, kardeşin iddialarını cevapla. Kardeşim. Sizin madde kullandığınızı... Abla kan evi. Testi var. Evet, gidelim verelim. Gidelim, ay verelim. Benim gönlüm rahat. 72 saatten sonra bir şey çıkmıyor. Önce cevapla, diyor ki Emine evlilik vaadiyle insanları kandırıyor. Bunlar dolandırıcı hiç diyor. Şey hiç öyle bir şeyini ben hiç görmedim. Tanıştım şey tanışalım. Emine yanımda. Varsa daha şimdi bu yayını Türkiye izliyor abla. Türkiye'ye bağlansın. Kardeşinle sevgili miydi onlar? Öyle bir şey de yok. Bak benim hiç diyorum ya abla sana. Benim kardeşine sor niye bir dakika. Diye. Benim ailem bak ben size açıklamasını yapayım diye. Hayatım kardeşin niye Emine benim sevgilimdi dedi. Peki. Açıklamasını yapayım abla. Abla. Merve ben, Merve ile ben evlendiğim için, Merve'nin iki tane çocuğu olduğu için, yaşı benden biraz büyük olduğu için benim annem istemedi. Bizi yakıştırmadı yani birbirine. Sen iki ayırmak için de, ayırmak için de elinden gelen ne varsa yapar. Öyle bir kadın yani. Evet. Şu an sana bir şey diyeyim mi? Şurada 100 kişi de bağlansa, annemin çevresi öyle bir çevre. 100 kişi de bağlansa annemin söylediklerini söyler, yayını da kapatır, arkasını da dönerler, hiçbir şey yapmamışlar gibi yatar uyurlar. Bu kadar annen öyle güçlü bir kadın yani. Yani öyle bir kadın yani. Bak benim cezaevinde mesela... Tamam. Bu annenle olan ilişkin. Kardeşin niye bunları söylüyor? Kardeşim de şu an annemin yanında. Annemin dediklerini yapmasa aklı kapıda kalacak abla. Aklı yok mu Fatih'in? Aklı yok. Abla madem böyle bir şey vardı Fatih. Seni aradım ben demedim mi sana? Böyle böyle gel bizi otobüsten çağırıyorlar. Kaçtı, otobüsten yanımdan kaçtı, niye kaçıp gittin? Niye kaçtın onu söyle. Gelseydin burada konuşsaydın niye her şeyi. Niye gelmedin? Siz gönderdiniz. Ben mi gönderdim? Ben niye göndereyim baba? Ben niye göndereyim? Siz gönderdiniz. Emine'yle alınmış kişi meydana baba, geçer siz, diye. Tamam, siz, sen nasıl bir şeye inanıyorsun? Nasıl bir şeyin içindesin? Ben inanırım. Senin, vallahi bak. Ben inanırım. Sen yani, benim... Abla ben sabahtan ben açıyorum. Ben de anamızdan değil. Ben yemin ben ediyorum. Ben inanırım. Bak sana da şaşırıldım. Ben senin evine gelmedim mi? Kalmadım mı? Gönül rızanı almadın babacığım, mı? Babacığım dedin peki mi? Peki niye hemen Fatih'i alıp kaçtın? Sen nasıl? Ortalıktan kayboldun. Niye kaldın kaçtın Fatih'i? Yok Fatih. Sen nasıl olur da bak bak. Sen yanında değildin. Allah Allah sen yanında değildin. Kızlar gitti. Sen buraya yok, çıkarken bunu dolandırıcı peki, diye vermişsin ilk, ya. Dolandırıcı kimi dolandırdı bu? Dur. İlk Emine'yle bu dolandırıcı olsa abla. Benim hiçbir varlığım yok. Ben gündüz çalışırsam akşam evimde oturup yiyor. Evet. Evet. Yeri geliyor aç kalıyor, yeri geliyor yiyor. 4 aydır kapısındayım abla.
siz cezaevinden yeni mi çıktınız? Yaşar yeni küçük ama çok cezaevinden yeni ama. Çıkmış diyor da baba. Aynen cezaevinden yeni çıktım. Kavga olayından dolayı girdim ben. Kavgadan girdiniz. Aynen. Onun sana bakmasına ihtiyacı yok valla. Sapasağlam evet, ağzında laf yapıyor. Zaten. Kendi ekmeğinizi kendi kazanın kızlar. Ben kendim çalışmıyorum onunla. Esra Hanım peki bir şey söyleyebilir miyim? Hani bana diyorlar ya. Hani bana diyorlar ya İstanbul'dan başka şehirden şundan bundan adamları arayıp da güya ben para marayısına... Telefonu elime bile aldırtmıyorlar. Ben kasiyerim. O kadar çok yoğun bir yer ki. Hangi müşteriye bakacağımı şaşırıyorum. Telefonumu uçak moduna alıyorum da çalışıyorum ben ya. Valla bir şey söyleyeceğim. Süleyman, Emine, Süleyman bir yaramazlık mı yapıyor peki diye ablam Süleyman'a demiş ki git demiş Emine'ye bak bakalım demiş çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Uzaktan bir dedim Emine yarım ne yapıyor saat dedim. İzlemiş ben biz böyle insanları dolandırıyorsak bunlar öyle dolandırıyorsa bak. Sen bu durumda dolandırılan oluyorsun. Ben bu durumda dolandırılan oluyorum. Benim bir üstüme baksanıza benim de mal varlığım varmış da bu beni dolandıracak. 4 aydır yanımda kalıyor. Ama bilenziğimi bozdurduk da ev tuttuk biz hep birlikte. Ama şimdi beyefendi içinde problem. Ben yani baldızımdan borç aldım da evimi tuttum. Ben annemle ayrıldıktan sonra yani. Peki. Kızlar bak bıdı bıdı yapıyorsunuz. Fatih'le, Emir'le, Emine'nin yaşadığı evi kim tuttu? Hayali. Hepsi hayali bak. Emine bu evi. Her şey zaten Emine'nin üstüne abla. Parayı kim verdi? Ben verdim. Bilenziğim vardı. Peki kardeşim niye diyor ben verdim 28 abla annem yanındaki annem bak diyor mu gönderin ekibinizi baksın soruştursun araştırsın ben şu dakika annemi arayayım bak sabah teyzemin mesajları var telefonda evet. Süleyman sakın o yayına çıkma. Hı. Annen köydeki herkese aradı sen oraya rezil edebilmek için herkese arattıracak öyle vallahi bir kadın bak eğer öyle bir kadınsa öyle bir bence öyle böyle mesajları bir göstereyim abla teyzem bağlansın Süleyman muhtar adayı kendi yanına alsın en azından basın halkla ilişkiler şey vallahi doğru yani. Diyorsun abla Süleyman nasıl dolandırıcı bunun bir annesi abla. Niye derseniz 3-4 tane koca değiştirmiş Ankara'da ya, sus neymiş sus moralar, moralar karıştırma neymiş? Sen bir şey söyleyeceğim bak önce kendinize bakın olmaz Emine özel hayatı Allah yardım etsin. Şimdi baban aynı şeyi seninle ilgili söylediğinde ağrına gidiyor. Sen de aynı şeyi kadına yapıyorsun. Hayır abla bir bak, şey söyleyeyim mi? Merhaba onları kapat. Şey yapan ne derler? Bütün akrabaları örgütleyen, yayına bağlanın Süleyman, kötü Merve değil ve Emine ile ilgili kötü. Bunun mesajları duyuyor yani. Evet mesajlar bile var. Kayınvalide, müstakbel kayınvalide şu an canlı yayında. Güler Hanım merhaba. Esra Hanım iyi yayınlar. Hoş geldiniz. İstediğin oldu. İstediğin yayına oldu. Esra'ya da bağlandım. Müstakbel gelin gelininiz Merve Hanım'dan memnun musunuz? Mutlu musunuz onunla? Emine geldiği güne kadar çok mutluyduk. Emine geldi maalesef her şeyi karıştırdı. Emine nasıl karıştırdı ortalığı? Esra Hanım benim oğlum ilk önce Emine ile tanıştı. Evet. Cezaevinde yeni çalışıyordu. Evine gidip evinden işine gelip hiçbir yere gitmiyordu. Arkadaş ortamını bırakmıştı. Sonra bana dedi ki anne Emine diye biriyle tanıştım dedi. Gidip görüşeceğiz dedi. Ben de tamam oğlum dedim. Tuttum nasıl ben bir görüşme yerim... bu? Sevgili olarak mı? Sevgili olarak gidip görüşecekler Esra Hanım. Hayır. Yalan. Evet. Esra Hanım ben hiç kimse için. Bak benim orada kendi çocuğum var. İki tane de kız evladı var. Ben o kızları da karamam. Kendi oğlum için de yalan söylemem. Ne oğlum için söylerim ne kızlar için söylerim. Ben doğrusu neyse yaşadığım neyse sana onu anlatırım. Tamam. Emine ile tanışmaya gitti Esra Hanım. Ben de bu arada çalışıyordum. Mutfakçıyım ben restoranda. Evet. Oğlumu güzelce karşılamışlar Esra Hanım, Emine Hanım. Önce otele gitmiş oğlum Süleyman Vural'la. Sonrasında da Merve inmiş otogara. Merve'yi otogardan almışlar. Meyrem'in evine gitmişler, ablasının evine. Evet. Orada da Meyrem çok güzel karşılamış bunları. Orada Merve sıkıntılarını anlatmış. Çünkü Emine Merve'yi Ankara'ya hasta bakıcılığına göndermiş. Ondan sonra da Merve de orada yapamamış. Çünkü Merve'nin çalışma hayatı yok. Merve çok saf bir kız. Emine gibi değil. Yani Merve'ye ne desen Merve o yola gidiyor. Ondan sonrasında demiş ki ama niye geliyorsun çalışmaya Merve? Senin ablan var burada, Meyrem var. Meyrem'in evinde kalıp çalış sana dememiş. Orada beni aradı Esra Hanım. Ondan sonra anne dedi işte Merve'yi de getireceğim dedi. Görüntü aradı. Emine var, Meyrem var, Bekir var, benim oğlum var. Ben de dedim ki oğlum olmaz dedim. Ya anne dedi bir iki gün kalacak zaten dedi. Emine de gelecek bize dedi. Benim hiç gönlüm olmadı Esra Hanım ama benim oğlum beni dinlemedi. Aldı getirdi Merve'yi.
Merve'yi getirdi. Ben de kendi şefime söyledim. Şefimi falan da arayıp bağlanabilirsiniz. Şefim bana dedi ki yavrum dedi düşmüş dedi yani yazık dedi. Gelsin buraya da iş alırız dedi. Bizimle çalışsın dedi Merve dedi. İki tane çocuğu varmış dedi. Başına iş gelmiş dedi. Bir şey olmaz ne olacak dedi. Bir ay sonra da ev tutar kendine dedi. Tamam. Esra'nın ben bunu kendi yanıma işe de aldım. Ondan sonra Süleyman orada Merve'yi eşim olarak tanıtmış. Benim baldızım olarak dememiş. Ben geldim akşam işten dedim ki baldızım Merve demiş, seni benim yanıma işe aldım dedim. Yarın sabah dedim beraber gideceğiz, beraber geleceğiz dedim. Hem dedim bu arada dedim yolu öğrenirsin, evi öğrenirsin dedim. Ha bakarız dedim yapabilirsen yaparsın kızım yapamazsan dedim tekrar babayın evine dönersin dedim ablangile dedim. Sonra Esra Hanım akşamüstü oldu. Süleyman'ı ben bir yere gönderiyordum. Merve'nin Süleyman'a bakışını yakaladım. Öyle bir bakıyordu ki böyle sevgi dolu, aşk dolu. Sonra ben şüphelendim. Dedim ki Süleyman'ı çektim odaya. Oğlum Merve'yle aranda bir şey mi var senin? Bak Süleyman sakın sen Emine'yle konuşuyorsun dedim. Bu arada ben Emine'nin evlilik yapıp ayrıldığını, Emine'nin iki tane de çocuğu olduğunu bilmiyorum. Emine'yi bana bekar kız olarak tanıştırdı. Evet bilmiyordu zaten çünkü biz Süleyman'la sevgili değildik. Arkadaşlık. İki çocuğu ama arkadaşlar o zaman ben kurdum. Bir dakika. Bak ben sıçıyorum. Bir saniye Gülay Hanım bak. Bir şey söyleyeceğim. Emine sen onun arkadaşıysan arkadaşın yani kendinle ilgili bilgiyi çarpıtmazsın ki. Ama olduğu gibi söylersin. Ben evlendim ayrıldım çocukluyum. Bir dakika dinleyin. Bak ben. Emine bir dakika dinleyin. Onu bir dinleyin. Ben cevabını veririm. Bir dinleyin. Evet. Anlatsın, ondan sonra Esra Hanım ben iş yerindeyken çalışırken Süleyman beni aradı. Dedi ki biz evleniyoruz. Biz evleniyoruz dedi. İkinci gün Esra Hanım bak birinci değil ikinci gün. Ben iş yerimde cinnet geçirdim. İş yerimi arkadaşlarıma sorabilirsin hepsi şahit. Sen orada Merve'yi anladım. İstiyor musun istemiyor musun? Ben şu an Merve'yi de istemiyorum. Emine'yi de istemiyorum, Süleyman'ı da istemiyorum. Niye istemiyorsunuz? Hiçbirini istemiyorum. Niye? Senin zaten istediğin hayatı ben sana burada söylemiyorum. Esra şimdi söyleyeceğim, benim şeyim var. Merve'yi bir saniye, lütfen Süleyman Bey'i susturur musunuz? Süleyman Bey'i susturur musunuz? Anneniz. Evet, Süleyman Bey'i susturursanız çünkü beni bu insanlarla Süleyman Bey muhatap etti. Yani şu anda istememe sebebinizi öğrenmek istiyorum. İstememe sebebim neydi Esra Hanım? Ben Emine, Merve Hanım'ın evlendiğini, ayrıldığını, iki çocuğu olduğunu sorun etmedim. Yaşına da sorun etmedin. Gayet de 4 ay benim evimde durdu. Benim bakımdan dışarı çıkmadı. Evet. Ama saygısızlık yapmadı. Ama şu anda istemiyorum. Evet, şu anda istemiyorum ama neden istemiyorum onu açıklayacağım izin verirseniz. Tabii. Emine gelene kadar bizim evimiz gayet iyiydi. Ben gelinimi kabullenmiştim, o beni kabullenmişti. Bizim geçim şeklimizi kabullenmişti. Varımıza var demiyordu, yokumuza yok demiyordu. Allah için gittik, annesi babası çok düzgün insanlar. Bizi misafir ettiler, bizi iyi karşıladılar. Bize saygıda kusur etmediler. Mangal da yaptılar. Evet, mangal yaktılar, beraber yaktık. Gittik koyun yaydık, gittik yeşilliklerde resim çekildik. Hepsi vardır Süleyman Bey de size gösterebilir. Evet, çok güzel anlaştık. Çok merak ediyorum çünkü Murat Bey buraya ilk geldiğinde şunu söyledi. Ben bu Süleyman'ı ne tanırım ne bilirim. Bir kere gördüm. Esra Hanım bak Emine karıştırdı. Emine ne için karıştırdı? Ben ne yaptım ki? Emine bizim evimize geldi. Emine'ye ben daha yolda gelirken dedim ki Emine'yi bana babası düzgün anlatmadı. Annesi düzgün anlatmadı. Teyzesi düzgün anlatmadı. Meyrem bana düzgün anlatmadı Emine'yi. Ben Emine bize zorda ben buraya geleceğim dediğinde ben oğlum Süleyman'a sordum. Dedim ki bak sen bununla bir şey yaşadın mı? Bu kızı dedim benim evime getirme. Benim evimde ne işi var? Başına iş geldiyse babasının evine gitsin dedim. Hiçbir şey yaşamadım. Hayır. Süleyman bana dedi ki hiçbir şey yok anne gelsin bir şey olmaz dedi. Merve'nin dedi bacısı dedi. Ben Merve üzülmesin diye Emine'yi kabul ettim evime. Yani pişman mısın yani Emine'yi kabul etmeni? Emine'yi şöyle misafir olarak kabul ettim. Merve dedi ki anne dedi gelsin dedi Güler abla dedi. Bir iki gün durup gidecek bir şey olmaz. Emine dedi. Ya artık düzeldi dedi, eskisi gibi değil dedi, bana bir şey demez dedi. Bu arada da Murat abi bana dedi ki, Emine'yi dedi o eve getirirsen dedi, Merve'nin yuvasını yıkarsın dedi bana. Peki dediği oldu mu? Oldu evet. Oldu. Hayır, oldu. Oğlunuz evet. Fatih ile Emine'nin ilişkisi var mı? Ona geleceğim Esra Hanım, ben bu Emine'yi otogardan gittim aldım tramvayla elinde 3-4 tane var valizle. Var mı yok mu ilişkisi? Var var, onun için boğdum ben bunları. Hayır yok. Ne zaman ilişkiyi öğrendiniz? Esra Hanım, Emine benim evime geldi.
yapıyoruz. Hepimiz abla. Aynı evde yaşıyorduk ya. Ben hayır, yanımda yatıp hanım, kalkıyordum şu hatta. Şu an Merve kız kardeşini kötü duruma düşürmek istemediği yok, için hayır, söylemek istemiyor. Peki hayır, şunu öğrenmek istiyorum. Merve yalan anda söylemez Esra Hanım. Merve'yi özel bir odaya çek. Merve kesinlikle yalan söylemez hiçbir konuda. Merve neyse onu söyler. Ne yaptıysa söyler Merve. Ama Emine'nin de gözümle gördüğünü Emine sana inkar eder. Öyle bir kız. Hayır yok. Peki oğlunuzun... Bak işte. Oğlunuzun beraber yaşadığı, Merve'nin, Süleyman'ın falan yaşadığı bir ev var. Yani o ev nereden çıktı ortaya? Emine'nin altında. Ben ben Emine'nin ilişkisini duyunca Fatih ile ben Emine'ye dedim ki, Emine sen bu evde kalamazsın, sen git dedim. Ondan sonra valizini topla git, bunları da karıştırma dedim. O arada Emine ev tutmuş. Merve'ye mesaj atmış Esra Hanım. Demiş ki, şu an demiş kocam kocam diye yanında gerilerek geziyorsun ya demiş. Ankara'ya dedi. Yanındaki Emine dedi. Döndüm baktım şok oldum. Sen dedim nasıl söylersin böyle bir şeyi dedim. Bu saatten sonra diyor ki Merve ve Emine hatta Süleyman evet, telefon altındaki anne. Evet. Bu saatten sonra asla benim yanıma gelmesinler. Ya ben zaten abla bak ben sana şöyle bir şey diyeyim. Bir sus ben sana zaten şöyle bir şey diyeyim abla. Ben cezaevinden çıktım. Ben cezaevindeki sürecim boyunca çok rahat bir hayatı vardı kendisinin. Ben cezaevinden çıktığımda tekrardan ona engel olmaya başladım. Tekrardan benim varlığım yüzünden rahatsız olmaya başladı. Sen niye cezaevine girdin? Yani özel değilse... Kavga olayından dolayı Antalya'da girdim, yattım, çıktım abla. Şu anda denetim serbestlik görüyorum, imza atıyorum ben. Anladım. Bu sıkıntılarımdan dolayı, ben hala söylemek istemiyorum. Yaptığı şeylerden dolayı ben zaten yanından gidecektim, durmayacaktım. Bunu da kendi çok iyi biliyor. Yalansa yalandı. Peki, Süleyman Bey, yeşilliklerde... Oğlum doğru, evet doğru ha. Söylüyor. Peki, teşekkür ediyorum bak, Güler Hanım. Çizdiğiniz senaryonun içinde boğulun inşallah. Süleyman, şimdi anneyle tekrar iletişim kuracağız. Murat Bey, yeşilliklerde fotoğraf çektiniz. Beraber yiyip içtiğiniz damadınız, damat adayınız Süleyman'ı kabul ediyor musunuz siz? Vallahi evet. Ben bu hiçbir güvencesi yok, bir şeyi yok. Elim şeyinde... Vallahi baba kızın kimseye, kızın kimseye muhtaç değil. Ben akşama kadar çalışıyorum, getiriyorum evinde oturuyor. Zengin damadan vereceğim. Anasına söylüyor, anası da bana dedi ki vermedi. Otel parasını da bunlar gene aynısını yapardı. Niye resmi nikah kıymayı düşünmediniz? Hatta bizim resmi nikah kağıdımız da var şu an, başvuru kağıdımız. Yeni boşandığı için, aynen yeni boşandığı için 300 gün süre lazımmış. Şimdi... O 300 gün süreyi alabilmek için gittik, başvuruyu bekliyor şu an biz. Apo kullanmıyor. Şey canlı yayına çıkacak. Öyle. Yayın bitsin, gene hafta devam edecek. Öyle, şey. Yani dilerim inşallah böylesi bir yasaklı maddenin tutsağı ve esiri değillerdir. Onunla beraber fuhuş da gelir. Onunla beraber hırsızlık da gelir. Yarın kendisi askere getirmedim. Merve de bağlanacak. Uygunsuz yaşar. Tam bağımlılığa şey yapacak. Şimdi telefonlar var. Merve ama benim yanımdayken hayatta öyle bir şey demez. Şimdi telefonlar var. Bu telefonları bağlayacağım ama sürem yeterli değil. Diğer konuya geçeceğim. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizi buradan uğurluyoruz. Emine iyi misin? Yok iyiyim. Vallahi değil yani. Mi? Herkesin karnı benden ağrıyor. Ya eve düşen yıldırım gibi bahsediyorlar. Ne diyor? Senaryo yazmışlar ama. Herkesin karnı benle ağrıyor ha. Ay gerçekten bazen böyle bir derin sessizlik istiyorum. Ama şimdi Rasim Atilla Tüzün geliyor sevgili seyirciler. Sosyal medyada bir evlilik sitesi, pardon internette bir evlilik sitesine üye oluyor. Eşi vefat ettikten 15 gün sonra hayatının aşkını aramak için yollara düşüyor. Fakat çıkmış olduğu bu yolda kandırılıyor, dolandırılıyor. Buyursunlar. ...17 yıllık eşim öldükten 15-20 gün sonra bir siteye üye oldum, evlilik sitesinde. Evlilik sitesinde Habibe ile tanıştım, mutluluğu bulurum sandım fakat dolandırıldım. Bana şöyle bir mesaj atıyor. Ben diyor sizi çok beğendim, siz de evlilikte ciddiyseniz beni bu numaradan arayın. Hoşunuza gitti hoşuma tabii. Hoşuma gitti tabii. Hı. Kadınsız kalmışım, evim susuz, şeysiz kalmış, yemeksiz kalmış... Gönlüm aç kalmış, her şey olmuş. Açtım telefon. Tak dedi çıktı karşıma. Dedi ben Habibe. Buyurun dedim bir hastaya baş koyalım. Benim dedi bir şartım. 4 aylık dedi ev kiramı vermedim. Bir yerden dedi borç bul. Kredi çek. 30 bin lira kredi çektim. İstanbul'a geldim. Ondan sonra... Fotoğraflarda gördüğünüz kadın. Evet bu. Habibe Acar bu. Evet. Bir de Leyla Eker diye çıkıyor başka bir sitede de. Tamam oraya da geleceğim. Ben çıkardım bu cebimden 15 bin TL'yi.
eline verdim. Sen dedi şu apartmanı görüyor musun dedi bana. Evet dedim. Onun dedi üçüncü katına çık dedi. Ben kapıyı açık bıraktım. Gir içeri dedi. Ben dedi şu kirayı vereyim. Geliyorum. Ondan sonra da el ele tutuşur Bodrum'a gideriz dedi. Aa, iyi dedim mi? Arıyorum, tarıyorum 150 metre caddeyi yok öyle bir apartman. Bütün kapılar kapalı. Eyvah Hatila dedim o anda. Tokadı yedin sen. Bu elden verdiğiniz paraların dışında bir de marketten... Dışında tabii marketten 1500, 500, 1000, 43, 44 bin lira parayı kaptı. Sizden düzenli şekilde ne bileyim akrabasını öldürüyor mu para istemek için? Öldürdü işte dayısı ölmüş. Gitti Samsun'dayım diyor bana. Sen neredesin dedim Samsun'dayım dedi en son. Bundan bir sene önce Facebook'ta tanışmıştık biz bundan konuştuk. Benden para istedi Facebook'tan yazılırken. Bu fotoğraftaki evet. Kişiyle yüz yüze görüştüğünüz kişi aynı mı? Aynı aynı. Şimdi Selma Kıray telefon hattında. Benim resmim o ama ben değilim benim adıma... Birisi şey yapmış resmi, orada iş paylaşmış. Evet. Ama ben bu şahısları tanımıyorum. Kesinlikle de tanımıyorum yani. Evli misiniz? Evet evliyim. Eşinizle beraber misiniz? Evet eşimle beraber gördüm şu anda şok oldum yani. Habib Acar isimli bir kuzeniniz, akrabanız, bir yakınınız var mı? Hayır yok öyle bir akrabam. Sosyal medya kullanmıyorum. Instagram'ım yok, Facebook'um yok benim zaten. Ben peki, sadece bir WhatsApp kullanıyorum. Siz mağdursunuz. Peki bu Habib Acar... Kim? Habibe Acar ismini kullanan gerçekteki kişi kim? Sevgili seyirciler bu internet ortamında tanıştığımız, görüştüğümüz, yazıştığımız, arkadaşlık kurduğumuz insanlarla aslında ilişkimizi belli bir seviyede ve sınırlı tutmalıyız. Çünkü kendi mahremiyetimizi ve bilgilerimizi paylaştıkça ve o insanlara kısa sürede güvendikçe hem maddi hem de manevi mağdur olabiliriz. Rasim Atilla bunun örneklerinden biri. 69 yaşında internette Habibe Acar isimli bir fotoğraf ismiyle bir fotoğraf karesi görüyor. Oradaki kadını çok beğeniyor ve onunla yazışmaya başlıyor. Sonra da İstanbul'a yüz yüze geliyorlar. Ama o fotoğraftaki kişi ne Habibe Acar, onun başka bir ismi var, ne de Habibe Acar diye bir karakter var. Rasim Atilla yazışmış olduğu, görüşmüş olduğu o fotoğraftaki kişinin kim olduğunu dün yayında belirledik. Sakarya'dan aslında bu konuda mağdur olan başka bir vatandaşımız, başka bir kadın çıktı. Şimdi bugün önemli bir yerdeyiz. Öncelikle sizin Habibe Acar olarak tanıdığınız ve Habibe Acar diye para gönderdiğiniz bir TC kimlik numarası vardı. Evet. Bu TC kimlik numarasının gerçek sahibi Habib Acar. Habib Acar. O kişiyi bulduk. O kişi bize biraz sonra önemli bilgiler verecek. Diğer tarafta elimize önemli bir fotoğraf geldi. Şimdi o fotoğrafı size göstereceğim. O fotoğraftaki kişi sizin Oma. Bodrum'dan kalkıp Esenyurt'a geldiğiniz, Ombayan. Görüştüğünüz o 15-20 bin lira mıydı? 45 bin lira. 45 bin lirayı verdiğiniz kişi mi diye soracağım. İnşallah göreyim. Tamam göreyim. Mı? Göreyim. Hemen göreyim. Hemen fotoğraf burada ekrana geliyor. Bu fotoğrafı da bize veren... Bu mu? Hayır değil. Değil. Hayır değil. Şimdi bu fotoğrafı da bize kim verdi? Habib Acar isimli kişi verdi. Benim internette tanıştığım, görüştüğüm kişi bu hanımefendidir. Sizin dün ekranda yayınladığınız kişi Habib Acar değil. Ben size gerçek Habib Acer'in fotoğrafını göndereyim dedi. Habib Acar da mağdur mu yoksa bu kadına ortak hareket eden biri mi? Evet. Hemen Habib Acar'ı yayına alalım. O bu fotoğraftaki kişi değil, değil mi? Efendim, hayır değil. Peki. Hayır değil. Bakalım başka bir hanımefendinin de fotoğrafları kullanılıp kandırılıyor mu? Gerçekte bu kişi o mu? Habib Acar anda, merhaba. Şu anda Habib Acar benim bildiğim kadarıyla Kayseri'de. Kim? Şey Kayseri diyorum Samsun'da. Kim? Habib Acar. Habib Acar. Benimle konuşan. Kod adı Habib yani. Evet benden konuşup benden para isteyen... Yol parası gönder çarşamba günü yani yarın geleceğim seninle evleneceğim diyen kadın Habibe Acar. Benle telefonla görüşüyor. Habibe Acar. Evet. Seninle telefonda konuşuyor. Evet. Kullanmış olduğu telefon başka birinin üzerine kayıtlı. Peki nasıl konuşuyor? Şimdi ben bir telefon numarası sahibiyim. Bu telefon üzerinden herkesle iletişim kuruyorum. Ama telefonu Ali adına almışım. Tamam mı? Sana bir de TC kimlik numarası gönderiyorum. Para istiyor benden. Oradaki TC kimlik numarasının sahibi de başka biri. Sen bu kişinin Samsun'da olduğuna nasıl eminsin? Kendisi söyledi. Hayır şöyle dedi bana. Sen neredesin dedim. Dedi ki dayım öldü benim. Neredesin dedim. Samsun'dayım ben dedi. Peki o sırada İzmir'de belki. Neden inanıyorsun? İnanmadım. Para istedi benden. Ha,
Hayatım Samsun'daki şu IBAN'a para at dedi mi? Demedi. Şöyle Samsun'da dedi bana. Samsun'da olduğuna dair bir delilin, somut bilgin var mı? Hiç bilgim yok. Bilgin yok. Bu Habibe Acar diye uzayda bahsettiğimiz yani kişi aslında Habibe Acar da değil. Kim? Habib Acar'ın kendisi yayına bağlansın. Hatta dün akşamdan beri ekip arkadaşlarımız iletişim kuruyor. Kendisini programa davet ettik. Programa da geliyor. Habib Acar merhaba. Merhaba Esra Hanım. Nasılsınız? Allah'a şükür iyiyim. Şimdi sizinle niye bu telefon görüşmesini yapıyoruz? Rasim Atilla Tüzün Habibe Acar'la bir arkadaşlık yapıyor. Ve ona market üzerinden bir para gönderiyor. Evet. Çünkü Habibe Hanım ona bir TC numarası veriyor. Vermiş olduğu TC kimlik numarası size ait. Evet. Habibe Hanım'ın Habibe ismini ve Acar soy ismini kullanmasının en önemli sebebi, çünkü onu gönderdiğinde ilk harfleri çıkıyor ya, ha aç diye. Aslında sizsiniz. Siz dün ekranda fotoğraflarını verdiğimiz kişiyi tanıyor musunuz? Parayı çeken kim? Şimdi şöyle bir şey. Ben kendisini bir sefer gördüm. Bir sefer karşı karşıya geldim. Nereden tanıştınız? Ben Kartal'da çalışıyordum. İstanbul Esenyurt'ta bir sefer karşı karşıya geldim ben onunla. Nerede tanıştınız hanımefendiyle? İstanbul Esenyurt'ta. Hayatım, yoldan giderken mi tanıdın kadını? Ya telefonla konuştuk yani, bu bir arkadaş sayesinde. Neydi? Bir arkadaşın vesilesiyle konuştuk. Peki o arkadaşınızın ismini verin ki bizim bu hanımefendiye ulaşmamız kolay olsun. Evet. Sizi tanıştıran hanımefendi... O arkadaşın ben ismini bilmem, şeyini bilmem. Ben ancak bunu biliyorum. Neslihan Karadağ diye birisi. Peki. Bu şahıs. Siz Habibe Acar'ı hangi isimle tanıyorsunuz? Neslihan Karadağ olarak tanıyorum ben onu. Neslihan Karadağ'la. Dağ. Karadağ'la. Dağ. Hayatım, Karadağ diyorum. Evet. Kendisi Samsun Çarşamba'da. Hı hı. Peki. Bu şahıs. Seni bir arkadaşın tanıştırdı. Evet. Neslihan'la. Evet. Esenyurt'ta nerede buluştunuz onunla? Esenyurt'ta ben bir kafede buluştum. Başka bir şey yok. Peki. Niye Esenyurt'ta buluştunuz? Kendisi orada oturuyordu. Orada bir kuaförde çalışıyordu. Kuaförün ismini, yerini bilmiyorum yani ben. Kuaförün yerini bilmiyorsun. Evini biliyor musun? Hayır, evini de bilmiyorum. Peki isminin Neslihan Karadağ olduğundan nasıl eminsin? Ya şimdi ben annesiyle de telefonda görüştüm ben. Bu aynı Esenyurt'ta oturuyordu. Orada görüştüm. Görüştüğümde annesinden de dedi, Neslihan olarak şey diyor. Bu babasının soyadı yani. Kızlık soyadı mı bu? Evet. Yani sen bu kadının nüfus kağıdını gördün mü? Görmedim. Görmedim. Sadece Karadağ olarak biliyorum. Peki. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Sen diyorsun ki peki bu kadın Samsun Çarşambalı. Evet. Adı soyadı Neslihan Karadağ. Ekip arkadaşlarıma bir fotoğraf atıyorsun. Atmış olduğun fotoğraf bu pembeli fotoğraf mı? Evet. Bana göndermiş olduğu da buydu. Sana hatta göndermiş. Ben kendisine teyit ettirdim. Bana ait dedi. Hiç dedi, şey etme dedi. Yani resim bana ait dedi. Beyefendi, sana resim ait desin de, resimdeki kadınla Esenyurt'ta buluştuğun kadın aynı mı? Aynısı. Birebir aynısı. Aynısı kadın. Yani bu Rasim Atilla'nın parkta buluştuğu, o Habibe olarak tanıyor. Onun Habibesi senin Neslihan'ın mı bu? Evet. Senin Neslihan'ın bu değil şimdi mi? O bak dün akşamki yayına koyduğunuz o resimle ilgisi yok. Yok. Ama Habibe Rasim Bey, Habibe Hanım, Habibe Acar ismini o resme atıyor. Tekrar soruyorum. Onunla ilgisi yok. Tekrar onu kopyalamış yapmış. Yani ben de mağdurum yani. Peki Habib Bey, şunu soruyorum. Şimdi sizin anladığım kadarıyla bir kadınla buluşacağım diye aklınız beş karış havada da olabilir. Sen parka gittin ya. Bu kadını canlı gördün mü? Gördüm Esra Hanım, gördüm. Kendi gözümle gördüm yani. Kaç aynı kere kadın. Buluştunuz? Ben bir sefer görüştüm ben onunla. Bir sefer Esenyurt'ta. Evet. Gördüğün kadınla tekrar soruyorum. Fotoğraftaki kadın birebir aynı mı? Aynısı. Senin buluştuğun kadın bu. Adı da Neslihan Karadağ.
Evet. Peki sen bu kadına para gönderdin mi? Ben az bir para gönderdiydim ben buna. Ne kadar para gönderdin, az bir para? Geldim gidi görüşürüz. Esra Hanım şimdi misafirlikteyim. Kaç para? Kaç para gönderdin? Esra Hanım görüşmek istemiyorum. Oraya geldiğinde görüşürüm. Ben yarın oraya geleceğim. Geldiğinizde görüşürüz. Şunu öğrenmek istiyorum. Bunun Habibesi, bunun Neslihan'ı. Senin TC kimlik numaran niye bu kadın tarafından kullanılıyor? Ya şimdi şöyle bir şey, bak ben ona işlem yaptım ya, işlem yaptığım zaman o bilgi ona gidiyor. Ama senin TC kimlik numaran ona gitmez ki. Bak şimdi ben sana yarın belgelerini de getireceğim. Fişlerini, tamam, abicim bu kadar atla deve gizli saklı bir şey değil. Şimdi sen Habibe, senin sevgilin. Sevgilin senden ya. Ben misafirlikteyim. Habib Bey şunu öğrenmek istiyorum. Ya hayatım, benim de kuaföre gideceğim, saçımın boyası geldi ve param yok dedi. Sen de dedin ki sen dert etme. Kaç ben lira göndermiş Esra Hanım? Kaç önemli lira? Önemli değil. Para gönderirken bir bilelim ya. Senin TC kimlik numaran onda olması sizin ancak sizin ona vermeniz gerekiyor. Sevgilisi mi? Bilmem nesi mi? Karısı mı? Nedir bilmiyoruz ki. Göndersin söylesin parayı. Niye saklıyor? Efendim benim sevgilim değil, karım değil. Değil de kaç lira gönderdin kardeşim? Kaç lira gönderdin onu söyle bari. Saklama, niye saklıyorsun? Sen mi ödeyeceksin parayı? Parayı sen mi ödeyeceksin? Ben ödedim zaten ödeyeceğimi. Habib Bey, bu paranın çekilebilmesi için TC ve bir telefon numarası gerekti. Doğum tarihi de senin bu mu? Siz bahsedilen parayı kendi TC'nizi kullanarak sizin hesabınıza yatan bir para var. Bu parayı çektiniz mi? Evet. Hayır, benim hiçbir şeyine ilgim yok, yok, yok. Bakın ama ilginiz şöyle var, diyorsunuz ya ispatlayacağım. Ya benim TC'mi kullanarak, bilgilerimi kullanarak bu işlemi yapmış. Benim bir hata şeyim yok yani, ben de mağdur kişiyim. Ya bu paraları kim çekti o zaman şeyden, marketten ya? Arkadaşım ben ne bileyim ya, benim TC'mi... Market? O adam filan yerde, ben başka yerdeyim. Market bu... paraları çekerken, market bu paraları çekerken senin kimliğinle oraya ibraz etmen lazım değil mi? Görmüyorlar mı? Arkadaşım bir dinlesene. Dinliyorum. Bu telefon numarasıyla gittiği zaman market o nakit parayı veriyor. Nasıl veriyor? Ona bir şifre gidiyor. Bak tamam. Ona bir şifre gidiyor. Şifrenin gittiği şifre telefon. Çekebiliyor. Bak şifrenin gittiği telefon kimin kullandığı telefon? Benim size verdiğim telefon. Tamam. Rasim'in telefondaki kayıtlı Habibe ile biz Habib Bey'den bu Neslihan Hanım'ın numarasını aldığımız aynı telefon numarası. Evet. İkiniz evet. de aynı hat üzerinden sen Habibe'ne ulaşıyorsun, o Neslihan ismindeki kişiye ulaşıyor. Değil mi? Evet. Evet. Telefonun son iki rakamı nedir? Vallahi 531 ile başlıyor. 60. Dediniz ya. Aynı numara. Ekip arkadaşlarım bunun teyidini aldı. Biz diyor ki sen şu Neslihan'ın numarasını ver diyor. Rasim'deki numarayı veriyor. Rasim'deki numarayla aynı. Esra Hanım ben Habibe'yi aradığım zaman bu numaradan arıyorum, karşıma çıkıyor benim. Tamam çıkıyor. O da Neslihan'ı aradığında onun da karşısına çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü senin Habiben onun Neslihan'ı. Vay anasın. Şimdi. Ama bu Habibe değil ki. Ya sen anlatamıyorsun kardeşim. Peki. O doğru. Numara, o kişi... O numara resim üzerine kopyalamış onu. Ama şu var Habib Bey. İkiniz de aklınızı herhalde tatile çıkartmadığınıza göre karşınızdaki kadınla, yüz yüze gördüğünüz kadınla, fotoğraftaki kadını mı eş edersiniz yani, değil mi? Ayırt edebiliriz yani. Evet. Ayırt edebiliriz, ben hayır diyorum bakın. Tamam. Belki de bu fotoğrafın sahibi gerçek kişi, dünkü gibi mağdur edilen biri. Sosyal medyayı bakın diyoruz, kullanıyorsunuz ama fotoğraflarınız... kötü insanların elinde farklı amaçlarla kullanılabilir. Dün bu mağduriyetlerden birine yayın aracılığıyla son verdik. Ben bu fotoğraftaki kişinin gerçekten bu iki adamı ve diğerlerini dolandıran kişi olduğunu mu, yoksa kendi halinde masum bir insan olduğunu mu öğrenmek istiyorum yayın aracılığıyla. Bu yayınlarda bunun için var. Bu sebeple bu fotoğrafın sahibinin kim olduğunu bulduğumuz dakikada gerçekler ortaya çıkacak. Ben gerçek Habibe'yi görmek istiyorum. Karşımda gerçek Habibe'yi görmek istiyorum. Gördün, o zaman vermişsin 45 bin lirayı. Hayır gördüm. Burada görmek istiyorum Esra Hanım. Hmm.
Burada görmek istiyorum ben. Hep yazışıyor musunuz, telefonda mı konuşuyorsunuz? Dün değil, evvelsi gün otobüsün içinde. Onu 19 geçe beni arıyor. Düşünün. Niye arıyor beni? 19, çarşamba 19, günü evlenmeye... Mayında. Çarşamba günü evlenmeye gelecek benim Bodrum'a. Benden para istiyor. Para istiyor. Habib Bey, sizden yakın bir zaman diliminde para istedi mi? Habib Bey. Habib Bey misafirlikte ama kapattı. Şimdi Habib Acar'ın TC kimlik numarasının bu kadında ne işi var? Bu kadın o TC kimlik numarasını kullanarak sürekli para talebinde bulunuyor. Bunlardan mağdurlardan biri. Daha fazla mağdurlar var mı? Pazartesi hepsini... sabah onu 19 mu 20 geçe mi arıyor beni? Şunun altını çizmek istiyorum. Bir, Habib Acar Neslihan Karadağ ismiyle Samsun Çarşambalı olduğunu söyledi. Bir de bir bilgi vermiş ekip arkadaşlarıma. Bir kuzeni varmış, Abdullah Kaplan ismindeki kişi, Esenyurt'ta çalıştığını söylüyor. Bakalım sizi kandıran, dolandıran kişi kim? Yarın Habib Bey de burada olacak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizi uğurluyorum. Buyurun. Ve şimdi Aslan Demir Pençe Kökçü ve annesi geliyor. Buyursunlar. Ben bu adamla evlendim. Balkona çıkardım. Böyle el ele dolaşan sevgilileri izleyip hep ağlardım. Denizi çok severim. Bütün derdimi denize anlatırım ben. Ben Erdal'la evlendiğim süre boyunca denize hasret kaldım. Bana sen... neler çektirdiğinin farkında mısın sen? Erdal, çene sığımı bile boşalttın sen beni. Ya çene sığımısı nedir Aslı? Ne demek bak, nedir senle, ya? Biz senle, o zaman karısının çene sığımısını boşaltsın. Benim yanımdan gideceğim, bu dördüncü. Nasıl oldu da Aslı'nın sevgisini tükettin? Gülüşlerini soldurdu. Aslı'nın bende sevgisi hiçbir zaman bitmedi. Hala da bitmiyor. Yani onu o da biliyor iyi. Yalan havuzunda tuttuğum balıklarla burada satış yapamazsın. İstediğin zaman yanına yaklaşabiliyordum. Onun haricinde beni yanına yaklaştırmıyordun sen. Ne demek istediğin sen? Zaman yaklaşabiliyordun bana ya? İstediğin zaman yaklaştırıyordun işte. Bu kadar kendini küçültme burada. 5,5 yıllığımı benim evliliğimi bitiren senin annen oldu. Sen karını seviyor musun? Ben seviyorum da ailesinin hayatımdan çıkmasını isterim. Hani şunu demek istiyorum bakın. Sen çık benim atsın hayatımdan. Demiyorum. Sizin evliliğinizdeki tek sorun sana göre nedir? Ailesi. Ben seni oğlum, oğlum bildim, oğlum. Oğlum dedim sana, bağrıma bastım seni. Sen niye kızımın evine gelip de kızımın evini bozmaya çalıştın? Benim temizliğimi yıkam, yapmak sana düşmüyor. Benim yemeğimi, ekmeğimi yapmak sana düşmüyor. Benim affedersin, iş çamaşırlarımı yıkamak sana düşmüyor. Ben seni ne zaman yıkadım be? İş çamaşırlarını yıkamıyorum. Ne zaman yıkadın bunları sen? Makine yıkıyordum, kredi çektirdim. Kaç sefer kredi çektirdim? Neyle kredi çektirdim? Kaç tane inek sattım, madem ben sizi zarara uğrattım 5,5 seneden beri. Seni bağrıma bastım. Sana elimde avucumda ne varsa verdim. Beni affettim. Ya sen bir araya bir girme. Ben karımı istedikten çocuğum sonra sen ikinci plandasın. Bak orada kapının ağzındasın. Mesele benim bunlar değil. Benim altınlarımı ver. Benim tazminatımı ver. Ondan sonra ayrılalım. Ben sana her hiçbir şekilde bir şey vermeyeceğim Aslı. Hoş geldiniz Erdal Bey. Hoş bulduk Esra Hanım. Sürütüyomuzu Aslan Demir Pençe annesiyle Esra beraber. Esra abla, ben bir şey sormak istiyorum kendisine. Geldi. Hoş geldin. Sen diyorsun ya hani ailesini bıraksın diye. Sen kimsin de ben ailemi bırakıp da seni evime alacağım, yatağıma alacağım? Kocan. Kocam olabilir ama ailem benim için her şey. Anne baba gibi hiçbir yerde bulamazsın Esra abla. Dara düşersin, anne babana sığınırsın. Ayağın tökezler, anne babana sığınırsın. Bugün yarın bırakır ama anne baba asla bırakmaz insanı. O yüzden anne ve baba gibi hiçbir şey yok. Ben seni eve alacağım, onları atacağım, öyle mi? Hangi dünyada yaşıyorsun sen? Ben sana annene babana atlamıyorum ki. Esra abla öyle demiyor muydu? Öyle bizim dedin evliliği, ama. 6 yıllık evliliğimizde neredeyse kayınvalidemle beraber yaşadık. Bir aynen öyle. Ayda 50 gün falan yoktu. Hayır. İfadesini kullandı. Esra abla. Biz bir çanta alıyorduk, çanta hazırlıyorduk. Hadi Aslı köye gidiyoruz. Tekraza kendi ailesinin yanına gidiyorduk. Giderken de bir sürü şey alıp gidiyorduk. Benim annemin babamın evine sadece bir kere alışveriş yapıp gidebildim ben. Ama onun annesinin babasına her zaman gittiğimiz zaman alışveriş yaparak gidiyorduk biz. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Siz karı koca olarak iki yetişkinsiniz. Sizin kendinize ait, size özel olan
Anne babalarınızı ziyaret edeceksiniz, görüşeceksiniz, gerekirse onlar gelecek ama fazla müdahale etmeden. Gerçekten iki yetişkin olarak bir evlilik hayatını Esra sürdü mü? Esra beni eve kapattı. Evin perdelerini de çekiyordum ben. Eski patronumuz da bağlanacak. Perdeleri çekiyordum. Ben orada zindan hayatı yaşıyordum. Benim dışarıyla hiçbir alakam yoktu ki. Diyor ki ben senin kredi çektiğini bilmiyorum. Ben sensiz hiçbir yere gitmiyordum ki. Nereden bilmiyorsun? Sen beni götürüyordun her yere. Esra abla benim parmağım çatladı. Bir hafta ben acı çektim. Bu adam beni doktora götürmedi. Beni bir doktora götüren babam oldu. Hadi buna da yalan de. Aslı. Ben hastalanıyorum. Esra abla ölüm döşeğine gelene kadar beni doktora götürmüyor. Neymiş? Doktora gitmeden de iyileşiliyormuş. Bu bir dönemmiş. Ondan sonra doktora gitmeden de olabiliyormuş. Nerede gördün sen bunları? Aslı. 5,5 yıllık evliliğine bir geriye bir dön bak. Tamam mı? Kimin ailesi kimi rahatsız etmiş? Bir bunu düşün. Bir kere daha benim annem sana beddua etti mi? Bak, söyle. Allah'ını iş... seviyorsan söyle. Tamam söyleyeyim bir sus söyleyeyim ama söyleyeyim. İş beddua veya dua değil bak. Ben buraya ilk çıktığımda dedim ki ailenin yüzünden kendimize vakit ayıramadık diye ben bunu canlı yayında söyledim telefonda. Esra abla çok yalan söylüyor çünkü tamam, her seferinde... Tamam ben yalan söylüyorum. Bakın ben yalan söylüyorum. Annemi babamı çağıran oydu. Patronumuz bağlanacak, hepsini söyleyecek. Diyor ki ben diyor koyunlarım var benim diyor, yaylaya gideceğim diyor. Hemen babamı arıyor. Baba diyor ben diyor yaylaya gideceğim, o yüzden gel. O, sen evden uzaklaştıkça aman karının yalnız kalmasın diye ailesini davet ediyor muydu? Esra Hanım. Evet Esra abla. Dediklerinde de bak bakın bazı yerlerinde ya, doğru ama... Bir de patronuna yalan söylüyor, cevaplasın. Şöyle bir şey var. Yalnız kalmasın diye durduğum çalıştığım yer bir yer, ıssız bir yer, merkeze uzak bir yer. Benim kendi ailem gelmeyeceğini bildiği için annesini veya babasını getirtiyordum. Ama bu demek olmuyor ki benim bir ay içinde 10 gün, 15 gün, 20 gün yanımda dursun. Bu bunu şey yapmıyor yani taşımıyor. Hayır Esra abla. Ben geldiğim zaman çeksin gitsin. Esra abla ıssız bir yer olduğunu kabul etti değil mi az önce? Bana bir sene boyunca telefon almadı Esra abla. O ıssız yerde beni öldürsün. Ya işin içine telefonu falan katmaya gerek yok Aslı'cığım bak. Ama doğru ıssız yerde telefonu yok. Nasıl ulaşacaksın? Nasıl olur? Annesi yanında, babası yanında ulaşıyordum bir şekilde. Duydunuz mu? Hani ben buna Esra Hanım, telefonu almadım diye ben buna herhangi bir şeyle neyi ifade etmeye çalışıyor onu da bilmiyorum. Yani benim kendi düştüğüm durumları da kendisi biliyor. Ben bu yüzden almadım. Alamadım daha doğrusu. Benimle iletişim kurabilmek için ailemi kullanıyordu. Ailemi getirttiriyordu. O devamlı onunla hani başka... Tamam hayatım şu var bak. Ailen de gelir, sen de gidersin ama şunu anlamıyorum. Siz niye bu noktaya geldiniz? Esra abla bizim buraya geldiğimizde... Anneler gelecek gidecek, yemeğimizi yapacak, çocuk olacak, koluna bakacaklar. Bu adamın yalanları. Buyurun. Bu adam devamlı yalan söylüyor, beni de yalanına ortak ediyor. Tamam Aslı'cığım bakın ben de sana diyorum ki ben yalancıyım. Ben yalan söylediklerimi kabul ediyorum. Zaten doğruyu söyleyene 9 köyden kovuyorlar ya. Ben yalancıyım diyorum sana. Sizin attığınız iddiayı da siz kabul ediyor musunuz? Hangi iddiayı? Hani ben seni dövüyormuşum, bilmem ne yapıyormuşum, Bekir şudur, bıçaktı. Bekir amca da değil. Ya beni Bekir amcan falan ilgilendirmiyor seni. Beni aldıklarında gözüm yanılıyor benim. Sen 5,5 yıllık evlilik hayatında bak. Ben bizim oraya gidiyordum. Baban çay içmeye ne zaman geleceksin? Kahve içmeye ne zaman geleceksin? Ondan sonra ben Ünye'ye gidiyorum. Annen yanımdan gitmiş. Annen akşam görüntülü arıyor. Biz seni çok özledik. Ne zaman geleceksin? Ya daha 5 saat geçmiş. 6 saat geçmiş. Senin annen baban da söylüyor bunları. Benim annem babam geldiyse kaç kere geldi? 6 yıllık hayatımda 3 kere geldi. Sabah aldıysam akşam geri götürdü. Bu dünya erkeklere egemen olabilir. Sen onu bir kere geç. Kadınların hakkı olduğu kadar erkeklerin de hakkı var bu dünyada. Sen bunları geç. Tamam. Madem 5,5 yıldan beri benden rahatsız oluyordun... Annen geldiğinde bak diyorsun ya ben evden uzaklaştım diye. Annene sığınıp deseydin ki bir saniye. Bak annene sığınıp deseydin ki anne beni bu adam dövüyor, şiddet uyguluyor. Al kurtar beni. O zaman neden sen de bizi annenin yanına götürmeyecektin. Biz nerede yaşıyorduk bir aydır? Ya nerede yaşıyorduk? Bak nerede siz şunu anlamıyorsunuz. Bak 5,5 Aslı. 5,5 yıldan beri sen kadın şunu anlamadın. Kadın evlenecek, geçen akşam vazgeçecek. Kadın evlenecek, kayınvalidesinin yanında yaşayacak ama damat hiçbir şekilde... Ya yeri geldiği zaman bunları da yapacaksın. Şey babanın yanında, annenin yanında ben yaşamadım. Ben niye şikayet? Ben annenin babanın hakkında bir şey demiyorum. Ya? Bak ben sana diyorum ki... Ne zaman yaşadın? Benim evliliğimi bitiren annen oldu, ailen oldu diyorum. Kaç ay yaşadın? Baban oldu. Bak babanla hangi sorunları paylaştığımı, tartıştığımı sen çok iyi biliyorsun. Sen annene de ben bunları söyledim. Sen benim annemin tokat yedin mi? Ben yedim. Ya ben olabilir yedim. Bak. Olabilir ben olmayabilirdim. O anne kız arasında olan bir şey. Ben bilmem annenin sana tokat attığını. Sen bana hayır. Ben annemi kastetmiyorum. Seni anneni kastediyorum. Sen anneden tokat yedin be. Ya
Sen benim Aslı, değil, benim babam değil, seni dövmüş, abim dövmüş, kardeşlerim sana kötü davranmış. Aile... Ya biz nasıl bir aileymişiz ki sen 5,5 seneden bu ailenin içinde kendini kurtaramamışsın? İşte ben de onu diyorum. Her kurtarmak istediğimde, annemin ayaklarına kapandığımda diyorlardı ki bana, kızım yuvanı kurtar. Kızım yuvanı kurtar. Peki 45 günden beri ama kurtarılacak bir yuva yok. Hani işkencenin, kötü davranışların olduğu, bunları annem baban nasıl yani görüp buna göz yumabiliyorlardı? Esra'la babam bana dedi ki, kötü gidip dedi iyi gelmez. Ben onunla en son gittiğimde... Hayatım bak şiddet varsa, döndüm. Yani o zaman senin baban da çok affedersin vicdansızın önde gideni. Senin kızın dövülecek, aa o kızın bak. Bu iyi döven adam, daha kötü döven de olabilir. Esra, sen burada kal mı dedi yani. Röportaj yapın lütfen. O zaman neyin ne olduğunu... Hayır, hayır, şunu söylüyorum. Senin bu yaşadığın şeyleri bak, gören anne, beri... gören baban nasıl bunu bıçak gibi kesmediler? Esra abla, aman el alem şunun kızı geldi demesin. Aman el alem Aslı'ya söz söylemesin. Hülyana. Aman şöyle olmasın, Aslı aman böyle olmasın. Bir şey söyleyeceğim. El alem istediğini söylesin. Bu kız o evde dayak yiyordu. Daha su üzerine bir cümle var mı ya? Esra abla, ben rahatsızım dedim. Esra Hanım, sinirliyim dedi. Bir beş dakika konuşabilir miyim? Karışmasın. Tabii, 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 dinliyorum. Buyurun. Bakın ben İstanbul'da yaşıyordum, ben Ünye'ye gittim. Bir yıl sonra bununla tanıştım. Düğünümüz yaptık, evlendik, nişanlık dönemleri oldu vesaire. Uzatmayacağım. Bana burada kendisi Allah için söylesin, 5,5 yıldan beri bir gün evde 7 saatten fazla uyumuş muyum? Çalışmanın yüzünden. Ben uyudum mu? Ben uyudum mu? Esra abla. Dur, karşı savunmaya geçin. Evet. 7 saatten fazla 5,5 yıldan beri ne iş bulduysam yaptım. Çünkü bizim yaşadığımız yer merkezi bir yerde, küçük bir yer. Hani burası gibi iş sorunları yalan veya buradan Esra çıktım oraya gittiğim dur, gibi. Dur dinliyorum. İş bulma şansımız yok. Yeri geldi, kendi sigortalı maaşı işimden çıkarttı, çalıştım, ayrıldım paramı alamadığım için. Seyyah köfte tezgahı yaptım, köfte tezgahından yine de evime bir tane Esra ekmek getirdim. Köfte tezgahını da ben aldım ona. Köfte tamam, her şeyimi sen aldın. Allah ben razı aldım. Ol. Bak her şeyimi sen aldın. Bu benim var ya bir çocuğum Esra abla, bu bana neler söz verdi, neler söz verdi. Beni damat gözünden görmeyeceksin. Oğul gözünden göreceksin dedi. Biz dedi iki ev dedi, bir ev olacağız dedi. Ben dedi hani her dedi sorumluluk dedi. Ben de olacağım. İki ev öyle demişim ya. Allah razı olsun senden. Senin baban diyordu çok unutkan, senin baban rahatsız. Senin babanın vekaletini ben alacağım. Her şeyi ben yöneteceğim. Evet, vasisi ben olacağım. Bana da dedi, Esra abla bana da dedi. Evet. Bana da dedi. Benim kahve hayatım yok. Sizin söylediğiniz beni hiç ilgilendirmiyor. Kahve hayatı yok ama her şeyi var bak, Esra abla. Ne var? Yalan konuşayım, dolandırayım. Yalan konuşayım. Bak bizi dolandırdı. Götürüyor. Tamam, yalan evet. Konuşayım. Esra Hanım. Yalan konuşayım. Bu 5,5 yıllık süre zarfında... Bir kere daha bir kahve çay ocağına gidip çay içmişliğim yoktur. Alkol hayatım zaten olmadı. Kendisi de iyi biliyor. Nereden ondan sonra... benim ben dışarıda ne yaptığını? Aslı. Önümde yapmıyorsun ama. Aslı ama ben dışarıda sarhoş, alkol içiyorum isem ben eve geldiğimde illaki bu belli olur. Yahu ben koyunları alıyordun gidiyordun yaylaya. Bak beni bazı özel durumlara sokma. Bak beni bazı özel durumlara sokma. Yalancı duruma düşeceksin. Şahitli ispatlı sana bunları delili. Yaylada ne yaptığını benim nereden bileyim ben? Benim senin söylediğin hiç umurumda değil. Yaylada ne yaptığını nereden bileyim ben? Esra abla... Ya Allah'ın yarattığı dümdüz ovada ne yapacağım? Market yok, hiçbir şey yok. Ben hayvanlarımı götürmüşüm oraya. Sen bana neyi ima etmeye çalışıyorsun? Onun da çözüm var. Giderken almışsın da diyebilirim. Evet, tabii. Evet, Esra abla, hep dağın ortasında Esra market abla, var ya Esra Hanım. Onların ima ettiği de o. Bize ne dedi? Ölünüz de benim dedi, diriniz de benim. Ben sizin Esra dedi, beni damat gözüne... Sen bu damada çok güvendin. Güvendim mi? Tamam. Çok güvendim. Kendini de emanet ettin. Bizi kandırdı, bizi tamam. Kandırdı. Emanet ettin, beni evladın olarak gör. Evet. Ben sizin her şeyinizin, ben sizi korurum, kandırdı. Kollarım dedi. Ondan sonra ne ben... oldu da Erdal gözünden düştü? Çocuğumu şiddet uygulayınca çeliyordu. Hayatım 5 yıldır şiddet varmış zaten. Esra o şiddet değil, ikinci mevzu ne? Kaç kere ben buna temmettim, daha yapmayacağım dedim. Tamam ben rahatsızım, doktora çünkü gideceğim. Çünkü ben tehdit ettim. Esra abla dedim ki, benim dedim... Ölüm korkusuyla yaşamak... Evet. Bu mevzu niye oldu? Esra Hanım ben yatıyordum. Hı-hı. Mutfakta bir takım ilaçlar kullanıyordu kendisi. Hı-hı. Aşağı yukarı 15-20 tane falan ilaç içmişti o akşam. 4 avuç hap içtim ben. Hı-hı. Ben orasını bilmiyorum. Niye? Ben ne oldu gittiğimde... evde? Ne yaşandı? Esra abla ben anlatabilir miyim? Evde bir şey yaşanmadı Esra Hanım. Ben mutfağa gittim de kendi yatıyordu. Ambulansı aradım. Hastanede beraber götürdüm ben bunu. Kavga ettiğimizi niye söylemiyorsun? Şimdi durup dururken bir insan bunu yapmaz. Bir olay olmuş olması lazım. Esra Hanım çocuk öyle. Sıkıntısı vardı kafasında. Hayır Esra abla. Biz tartıştık. Bana ben her seferinde söylüyordum tartıştığımız aslında zaman. Aslında gittiğin hastanede, bak gittiğin hastanede dedin ki çocuğu olmuyor diye kafama taktığım için yaptım bunu dedin.
Polis, hastane polisi geldi mi? Tabii tabii. Hastane ambulans... polisi ifade Esra verdi mi? Esra Hanım, hastanede geldi, ifade verdiğinde söylemişti. Aslı dedi, böyle böyle diyeceksin. Bana hı, her şeyi ezberletti. Ama sen o sırada baygınsın ya. Hayır Esra abla, öyle değil. Hı hı. Benim o zaman ben görüşmedim zaten polisle. Biz dönüş yaptığımızda görüştüm ben hı, polisle. Hastane polisiyle görüşmedim ki ben. Kendimle değildim zaten. Nasıl görüşeceğim? Yalan niye konuşuyorsun? Tamam ben yalancıyım. O çocuk Aslı yüzünden, çocuğunuz olmadığı için hani ben anne olmuyorum, anne olmayı hayır, hak edemiyorum Esra'la gibi bir girişimde bulunduğunu söyledi. Biz söyleyeyim. İstanbul'a gelecektik o zaman. Ben de dedim ki benim üstüme yürüyen abinin evinde kalmak istemiyorum. Bu da dedi ki o benim abim dedi, sen dedi neden bahsediyorsun dedi, döver de söver de dedi. O benim abim canımdır dedi. Şey yaptı bana, ben dedim ki hayır dedim Erdal bak beni dedim kızdırıyorsun, intihara sürüklüyorsun beni. Her tartıştığımızda ben bu lafı söylerdim ona. Ne dedi biliyor musun? Beni kızdırıyorsun bak sonunda seni cezalandıracağım, ölümü bulacaksın. Ne dedi biliyor musun? Bunun üstüne yaptım. Zararı kime oldu? Bana oldu. Kimseye olmadı ki. Benim gençliğim gitti. Benim gözümden akan kanlı gözyaşlarının hesabını veremeyecek. Sen ölemeyeceksin bile. Ah ah. Allah'ın bileceği. Sen şimdi siz bilemezsin. Erdal tüp bebek için aslında yok, bana bile yok, gelmeyi Esra Hanım, düşünmüşsünüz. Hayır, hayır. Ben hayır öyle, bu şekilde bir şey için gelmedim buraya. Hayır hayır hayır. Daha önce gelmek istemişsiniz. Yok yok Esra Hanım. Acaba bu tüp bebekle ilgili tüp bebeğe giden süreçte kullanılan ilaçlar seni etkilemiş olabilir mi o açıdan söyleyeyim. Denesek mi bir kere? Hayır Esra Hanım, ben istemiyorum. Ben bu adamdan kurtulmak hayır istiyorum. Eğer tüp bebek yaptıracaksa da bana ihtiyacı yok. Söyleme ama. Yok ama bana ihtiyacı yok. Bir kadın için ağır bir şey. Bunu söyleme. Bu akşam da sevgili seyirciler, yarın tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Çekirdek aile dediğimiz o ailenin içerisini eğer sıkı ve sağlam tutarsak aslında dış etkenler çok bize zarar vermez ama her gördüğümüz hikayede aslında iki yetişkin gibi görünenin yetişkin olmadığında altını çiziyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz.